Karşınızdayız değerli izleyenler. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Tarım Fuarı'nda karşınızdayız. 9-13 Ekim tarihleri arasında Tarım Fuarı Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi ve burada tarım ürünleri satan firmalar yer aldı. 100'ün üzerinde firma Elazığ'a geldi. Hem yerel firmalar hem de ulusal bazda hizmet veren firmalar Elazığlıların ayağına geldi diyebiliriz değerli izleyenler. Bugün fuarın son günündeyiz. Fuarı tanıtmadan önce dilerseniz iki bölümden oluşan fuarın hemen sağ tarafındaki salonla başlamak istiyorum ve sizlere de anlatmaya çalışalım bu fuar sürecini. Şimdi 5 gün boyunca süren fuarda pek çok aslında ziyaretçi buraya gelerek, özellikle çiftçiler buraya gelerek son teknoloji tarım fuarındaki ürünleri gezme fırsatı buldu. Aynı zamanda bilgi alma fırsatı buldu ve burada birçok alışveriş yapıldı. Hem cihazlar hem aletler üzerine hem de tabii ki tarımsal alanda birçok alanda baktığımızda yöresel ürünlerin olduğunu, yemlerin, ilaçların olduğu firmalar buraya gelerek vatandaşlara hizmet verdiler ve burada satışlarını gerçekleştirdiler değerli izleyenler. Şimdi sağ taraftaki salonla başladık. Burası daha çok yöresel ürünlerin olduğu bir salon ve yine tarım aletlerinin de makinalarının da olduğu bir salon diyebiliriz. Şimdi sağ tarafımıza döndüğümüzde burada hem pişmaniyelerin, sucukların, baharatların, baharat çeşitlerinin olduğu her tür malzemenin burada organik ürünlerin olduğunu söyleyebiliriz. Belirttiğimiz gibi 100'ün üzerinde firma buraya geldi. Hem Elazığ'daki yerel firmalar geldi hem de birçok il dışından da 81 ilden de pek çok şehirden firmalar Elazığlılara geldi ve burada hem ürünlerini tanıttılar hem firmalarını tanıttılar diyebiliriz. Burada pek çok ürün var ve ürünleri alan vatandaşlar da doğal organik ürünleri almanın keyfini yaşadı diyebiliriz değerli izleyenler. Şimdi hemen bir mikrofon uzatmak istiyorum. Tabii siz artık alıştınız mikrofonlara da. Neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk. 5 gün boyunca devam etti fuar ve bugün de 5. günündeyiz. Son gündeyiz. Bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? İlk günümüz çok yoğun değildi. Ondan sonraki günler daha yoğun oldu. Elazığ halkı fuara ilgi gösterdi. Ürünlerimiz hemen hemen satıldı. Güzel geçti bizim için de. Gelecek fuarda tekrar görecek miyiz peki? Olabilir, neden olmasın? Geliriz tekrardan. Peki ürünlerinizden biraz bahsetmek isterseniz neler söylersiniz? Bunlar Trabzon kurusu, ay çekirdekli tereyağlı. Çayın çorbanın yanına iyi gider, ekmek gibi. Daha çok nerelerde tüketiliyor peki? Çayın çorbanın yanında daha çok tüketiyorlar. 35 yaş üstü kişiler daha çok bunları alıyor. Onların hoşuna gidiyor. Onların ilgisini çekiyor. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ve hemen yan tarafa geçtik. Bu arada orayı da es geçmeyelim. Burayı da size gösterelim. Afyon sucuğu. Değerli izleyenler, Afyon'dan hazırlanıp getirildi. Burada vatandaşlar alışverişlerini yapıyorlar. Hemen burada bir arkadaşımıza da mikrofon uzatmak istiyorum ama şu an yetkili birini göremiyorum. Hem burada tadımlar yapılıyor hem de yapılan ürünler satılıyor. 1 kilogramı 500 TL, 2 kilogramı 800 TL, 3 kilogramı da 1100 TL olarak satışı yapılıyor değerli izleyenler. Hala geç değil aslında bakarsanız. Çünkü gelmek isteyenler Elazığ'da her yer 10 dakika 20 dakika diyebiliriz. Son gündeyiz. Kaçırmak istemeyenler, bu lezzetleri tatmak ve almak isteyenler buraya gün sonuna kadar gelebilir. Çünkü fuar akşam 8'e kadar açık olacak. Aynı zamanda fuarda hem konferanslar hem söyleşiler gerçekleştirildi. Birçok anlamda aslında tarımı daha iyi bir noktaya götürmek amacıyla çalışmalar yapıldı bu fuarda. 5 gün boyunca dolu dolu geçen bir fuardı diyebiliriz. Şimdi burada yine bir stand görüyoruz. Zeytin çeşitleri var. Rengarenk çeşitleri de görüyoruz aynı zamanda. Yine bal satımı var. Hemen bir yetkiliyle görüşmek istiyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Fuarın son günündeyiz. Nasıl geçti fuar sizin için? Elazığ'da neler sattınız? Biraz bilgi alalım. Biz Bursa Gemlik'ten zeytin getirdik. Elazığ halkı da sağ olsun zeytini sevdi. Yani alışveriş yapmayı seven bir halkımız var. Anlayışlı bir halkı var. Çok teşekkür ederiz. İyi geçti yani fuarımız. Memnunuz. Zeytinler hakkında bilgi verir misiniz? Rengarenk, hepsi de güzel görünüyor. Şöyle bir şey. Şu kuru sele. Bu kuru sele. Bu tuzsuz. Özellikle tansiyon hastaları için getirdik. Bunda tuz kullanmıyoruz. Bundan var yağlı sele diyelim, jumbo boy yağlı sele. Onun daha iyisi tam XX large zeytin.
Böyle hafif. Şöyle son dönemde özellikle şu ızgara olan çok tercih ediliyor. Tercih edilen daha çok ızgara zeytini, biberli var, biber dolgulu. Renkli olan nedir peki? Bu biber dolgulu. Renkli olan da şu renkli olan pancarlı, pancar suyuyla yapılmış. Bu da yaban mersinli. Bu da yaban mersinli olarak. Tadlarında bir farklılık var mı? Tadlarında yani zaten yaban mersinli suyuna yatırıldığı için yaban mersinli tadı da alıyorsunuz. Yeşil zeytinden yapılıyor. Bu da pancardan yapılıyor. Pancar şeyi vardır yani katkısı vardır. Bu da köy kırması var mesela. Köy kırması o elde yapılıyor. Daha taptaze bir zeytindir. Bu köy kırmasını istediğiniz baharatta yani zeytinyağı, limon istediğiniz baharatı dökerseniz istediğiniz lezzeti buna verebilirsiniz. Çünkü daha ham zeytindir. Tam işlenmemiştir. Yani tavsiye zaten önerdiğimiz iki zeytinden çeşidinden biri budur. Zaten yiyen de tekrar gelip geri aldılar yani. Önce daha az aldılar sonra gelip tekrar zeytinlerimizden bu sefer daha fazla alıp gidenler oldu. Peki fiyatlarını öğrenebilir miyiz genel olarak? Hanımefendi şöyle diyelim yaban mersinli, pancarlı onlar 300 lira. 280 lira köy kırma ince, 300 lira köy kırma iri. Böyle 350 TL ızgara, 300 lira biber dolgulu. Böyle fiyatlarımız bu şekilde. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ve biz diğer standları gezmeye devam edelim değerli izleyenler. Tabii burada yöresel ürünler var dediğimiz gibi ve yöresel ürünler gerçekten organik bir şekilde buraya geliyor. Her yörenin nesi meşhursa aslında buraya gelmiş durumda. Vatandaşlar da buradan gelip alışverişlerini yapıyorlar. Şimdi ilk günler hafta içi olduğu için biraz daha hafta sonuna göre yoğunluk azdı diyebiliriz. Şu an son gün olması sebebiyle ve pazar günü olması sebebiyle de hafta sonu dolayısıyla bir yoğunluk var diyebiliriz. Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Tabii ki organik ürün bulmak, güvenilir ürün bulmak bu dönemde zorken bu şekilde vatandaşlar standlara geldiler ve ürünlerini satıyorlar. Elazığlılar da gönül rahatlığıyla buradaki alışverişlerini tamamlıyorlar diyebiliriz değerli izleyenler. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Burada tabii ki her yöreye özgü ürünler var. Nar ekşisi, damla sakızı, keçi boynuzu, kozalak özü. Bunlarla yapılan sanırım marmelat ya da pekmez türü hem içecekler hem de yiyecekler var. Sizden bilgi alalım isterseniz. Kolaylıklar diliyoruz. Son gündeyiz. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Şöyle bilgilendirme vereyim. Bu karatut öz suyumuz. Karatut özümüz de şu tarafta. Karatut özümüz ağızdaki aftlar için, mide yanması için, bağırsaklar için birebir. Sulandırıp da böyle sunuyoruz. Tadına bakan beğenip alıyor. Hemen bir sizler için tadına bakmak istiyorum. Evet gayet güzel. Tadım zaten meyve suyu gibi. Meyve suyu yerine hem çocukların da tüketebilir. Evet. Meyve suyu yerine tüketilebiliyor. Tadı güzel. Çocukların gözdesi hem sağlıklı hem lezzetli. Sağ olun. Diliyoruz. Bu arada diğer ürünlerinizle ilgili de bilgi verir misiniz? Kozalak özü, keçi boynuzu vesaire. Özümüz hepsi organik. Hepsini Balıkesir'den getirdik. Kozalak özümüzün faydaları şu şekilde yazıyoruz. Astım bronşit olanlar için birebir, sigara kullananlar için birebir. Boğazı açıyor, tertemiz ediyor. Güzel bir şekilde de nefes alma solunumunu da getiriyor. Peki sizin için fuar nasıl geçti? Elazığlıların ilgisi nasıldı ve siz nereden gelmiştiniz? Ben buralıyım. Burada çalışıyorum. Evet. Ben 4 gündür fuarda çalışıyorum. Çok memnunum. Patronumuz bize çok iyi bakıyor. Gerçekten. Şimdi bugün son gün. Vatandaşlar bunları almak istiyor. Diyelim ki bugün ilk kez gördüler ve ilgilerini çekti. Almak istediler. Nereye gelecekler? Kapalı çarşıda mı? Yok. Biz aslında Instagram adresimizi veriyoruz. Oradan sipariş edip getiriyoruz onları. O zaman alalım Instagram adresinizi de. Bir de Instagram adresimiz neydi? Pek bir zor adı var. Efendim? Natural anladım ama neyse biz burada tanıtımını yaptık. Zade, Emirzade Natural. Tamam. Tamam teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Hemen şöyle ilerlemek istiyorum. Bu arada vatandaşların da yoğun ilgisi var. Burada denk geldikçe vatandaşlarla da sizler için röportaj yapıp hem düşüncelerini almak istiyorum hem de bu fuarı nasıl bulmuşlar. Bundan sonraki süreçte istekleri neler bunları da biraz dinlemek isteriz ayrıca. Şimdi biraz daha ilerlersek şöyle bir bakarsak vatandaşların da yoğunluğu söz konusu bu arada ilerlemekte biraz güçlük çekiyorum. Şimdi
Hemen bir mikrofon uzatmak istiyorum. Merhabalar efendim, canlı yayındayız. Baharat alıyorsunuz, tarım fuarındayız. Bugün de son gün, neler söyleyeceksiniz? Çok güzel, çok güzel canım. Seviyorum. Her yıl gelsinler. Her yıl düzenlensin istiyorum. Her yıl düzenlensin. Peki. Şimdi bu fuarlar devam ediyor tabii ki. Yalnızca tarım fuarı değil. Burası Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi açıldıktan sonra birçok fuar burada düzenlendi. Vatandaşlar için, esnaf için, buraya gelen stand açan firmalar için de büyük kolaylık sağladı bu kongre diyebiliriz. Çünkü gerçekten burası hem daha konforlu bir alan ve bu sayede de sürekli fuarlar düzenlenmeye başladı kıymetli izleyenler. Yakın zamanda da aslında bir kitap fuarı düzenlenecek ve benzer organizasyonlarda düzenlenmeye devam edecek. Bu sene dördüncüsü düzenleniyor tarım fuarının ve tarım fuarında gerçekten birçok ürün var. Tarım dendiğinde akla gelebilecek birçok alanda hizmetler burada mevcut diyebiliriz. Şimdi burada traktörler var. Ben bunları da sizlere göstermek istiyorum. Hem 2000 model çok eskilere dayanan yılların ürünü hem de yeni çıkan yine traktörler burada. Hem kabinli hem kabinsiz, yine işlevine göre küçüklüğü büyüklüğü değişen birçok firmalar var. Merhabalar efendim, burada bir selam da vermiş olalım. Bir röportaj yapalım dilerseniz. Buyurun gelin bir röportaj yapalım. Sizden bilgi alalım. Evet, burada kiminle iletişime geçebiliriz acaba bilgi almak adına? Merhabalar. Şimdi burada pek çok alanda hem hizmet eden firmalar var ve çocukların da aslında ilgisi var. Şimdi burada kim ilgileniyor acaba? Efendim bir röportaj yapalım. Buyurun şöyle alalım sizi. Evet, çocukların özellikle ilgisi var dediğimiz gibi kıymetli izleyenler. Şimdi TÜMOSAN bir Türk motor yerli sanayi. Birebir yerli malımızdır. Türkiye'nin yerli malıdır, yerli markasıdır. Şu an fuarın son günündeyiz. Öncelikle sizin 5 günü değerlendirmenizi alırsak neler söyleyeceksiniz? Tabii ki öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bu alanı veya bu şeyi bize imkanı sağladığı için teşekkür ederiz kendisine. Sağ olsun, çiftçimiz olarak, halkımız olarak da yoğun bir ilgi de var. Bu şekilde inşallah önümüzdeki yıllarda da böyle bir katılma da inşallah katılacağız, yapacağız böyle bir şeyler. Şu anda öyledir. Şimdi traktörler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Hangi modelleriniz var? Hangisine şu an daha çok ilgi oldu? Şimdi şöyle diyeyim. Tabii ki bu arazi durumuna bağlı. Adamın bahçesi varsa bahçe motorlarımız var öyle. Mesela şimdi bu şekilde. 50 beygirimizden, evet. Evet, böyle 50 beygir makinamızdan bu segmentte 100 beygire kadar olan bahçe tipleri var. Ablama söyleyeyim. Tarla tiplerimiz var, arazi tipleri. Tabii ki onlar da beygir. Kabinli olanları söylüyorsun. Evet, kabinli olanlar. Kabinli olanlar mı daha kullanışlı yoksa açık olanlar? Şimdi açık olanlar dediğim gibi, yani kabinli bir traktörümüz bahçede iş görmez ağaçların altında. Onun için o tarla tipi olduğu için onlar da arazide, işte tabii şeyde kliması, kompresörü olan bir ürünlerimiz. Onlar da o şekilde kullanılıyor. Şimdi bu küçük olanlar da aslında daha çok bahçe işleriyle uğraşanlar ve uğraştıkları bahçelerin ağaç tiplerine göre de değişiyor sanıyorum. Mesela evet, fıstık evet, ağacı evet, kullananlar şu biraz daha alçak olanları kullanıyorlar. Evet, şimdi biz üzüm üretici çiftçilerimize, kayısı üreticilerine, işte badem, ceviz, onlar genelde bu segmentteki, bu tipteki beygir gücüne göre traktör seçeneklerimizi kullanıyor, alıyorlar. Evet. Peki bu fuarda nasıldı? İlgi nasıldı? Vatandaşların alımı? Şimdi üzerlerine bakıyorum, satımı yapılmış sanıyorum. En çok evet, da bu traktöre ilgi var sanırım. Evet tabii, işte bunu da genelde dediğimiz gibi böyle bahçesi falan olan veya işte küçük bir arazisi olan çiftçi abilerimiz, kardeşlerimiz bunu tercih ediyorlar. Bu makinemizi şu anda bir 4 kişiye bu aynı segmentte olan bir makineyi sattık. İnşallah devamı da olur inşallah. Bekliyoruz. Buradaki traktörler son gelişmiş teknoloji, son çıkan ürünler, öyle değil mi? Şu anda 2024 yılı olarak öyle ama inşallah TÜMOSAN ailesi olarak bu 2025 yılında komple daha da aslında biz Euro 5 motora geçeceğiz. Tabii ki o zaman bu AdBlue falan da kullanılacak bunlarda yakıt haricinde. O zamanki özellikle projeler var, özellikler falan da değişecek, daha da iyi olacak, daha da güzelleştirilecek inşallah. Gelecek yılda fuara katılmayı düşünür müsün?
Tabii ki tabii, kesinlikle düşünüyoruz. Böyle bir beklenti var buraya katılan firmalardan da, vatandaşlardan da, sürekli olsun bu, geleneksel hale gelsin ve her yıl tarım fuarı düzenlensin. Tabii ki tabii ki, yani bu bizim Elazığ için de iyi tabii ki, yani bilgi konusunda da iyi. Adam gelip bakıyor, yani seçenekte burada bütün traktörcü arkadaşlarımız da geldiği zaman bakıyor, inceliyor, tercih ediyor, seçeneğini yapıyor, ona göre alıyor. Şimdi şöyle bir şey de var, firmalar arasında da bir iletişim oluyor aslında. Bu noktada da önemli, yalnızca vatandaşlar değil. Tabii ki tabii ki, yani bir firmalar arasında da, yani şimdi geldiği zaman, bir arkadaşımız geldiği zaman, yani ben de değil de diyelim ki diğer bir markada şey varsa, biz ona da yardımcı oluyoruz, onu da gönderiyoruz. Fark etmiyor yani, biz burada Elazığ, zaten burada bir 12-13 tane bir bayımız var. Hepimiz de kardeşiz, tabii ki herkes kendi rızkını yiyor. Bu konuda da birbirimize karşı duyarlıyız. Hepsine teşekkür ediyorum bu konuda. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükürler. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler, devam etmek istiyorum. İlerleyen yerlerde de yine aslında standlar var. Oralarda da sizlere göstermek istediğim hem ürünler var hem de firmalar var. Oralarla devam edelim. Çocukların da dediğimiz gibi ilgisi büyük. Burada aslında fuarda en çok eğlenenler yine çocuklar oldu diyebiliriz değerli izleyenler. Yine Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nin hemen dışında kapısının önünde de aynı şekilde atla terapi yöntemiyle Elazığ Hipodromu'nun geliştirmiş olduğu bir etkinlik. Yine orada da vatandaşlara, yine daha çok çocuklara aslında hizmet veriyor diyebiliriz. Orada da çocuklar doyasıya eğleniyorlar. Hem alışveriş yapıyor büyükleri, kendileri de eğlenmiş oluyorlar. Burada ilk defa belki de gördükleri ürünleri inceleme fırsatı buluyorlar. Şimdi hemen bir kalabalığa girelim. Bakalım burada alışverişler ne durumda. Kolay gelsin. Merhabalar. Şimdi ben kiminle röportaj yapayım? Buyurun gelin isterseniz. Bugün son gündeyiz. Alışverişler yoğun. Hem hafta sonu olması dolayısıyla hem de tabii ki bizler Tunceli'den geldik. Munzur bal ve süt ürünlerini Elazığ halkımıza getirdik. Kongre merkezindeyiz. Son gündür coşkulu geçiyor. Herkes Elazığ halkının Munzur balla tanışmasını istiyoruz. Munzur balı 2000 rakamlarda Ovacık, Hülümür, Nazimiye, Çemişgecek, Mazgirt, Pertek sınırları içerisinde elde ettiğimiz ballardır. Ballarımız doğal ve organiktir. Peki diğer yörelerdeki ballardan farkı nedir? Bizler Tunceli Munzur'un 15 bin bitki, dünyada olmayan bitkiler Munzur dağlarında vardır. Bunu tespit edilmişler kanıtlı olarak. Munzur balların olarak Munzur Dağları'nın biliyorsunuz şafak tulum peyniri organik, tüm Munzur Dağları'nda, Kığı Dağları'nda, Bingöl Dağları'nda elde etmiş tulum peynirlerdir. Ballarımız da kekik, geven, diken ballarda elde ettiğimiz ballardır. Yani tabii ki bal hassas bir şeydir. Herkes çocuklarına bir kaşık bal her sabah bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Antibiyotiktir. Yani emin olun bal şifadır. Her sabah herkes çocuklarına bir kaşık bal yedirsin. Kahvaltıda olmazsa olmaz Munzur balı tanısınlar. Herkesi standımıza davet ediyoruz. Siz basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Coşkulu geçiyor. Son gün indirimdedir. Tezgahımızı ziyaret eden her vatandaşımıza, konuklarımıza %20 indirim yapacağız. Son gündür. Bu Elazığ'da aslında baktığımızda her yer çok yakın birbirine. 10 dakika mesafe. Bugün de son gün. Saat 8'e kadar herkes de gelebilir. Davet ederiz. Siz de edin isterseniz. Tabii bizler saat 8'e kadar standımız açıktır. Standımızda tabii daha güzel, değişik Perteğin, Dutu. Böyle gelin. Tabii hemen onlara da bir bakalım, göz atalım. Aynı zamanda fiyatlarını da soracağım şimdi. Perteğin meşhur orcuyu, Çemişgeceğin pestili. Rengi neden böyle peki? Yumuşak, bu bizim ev hanımları, analarımızın yaptığı pestildendir. Yani yanılmayalım. Gelelim gerçek pestil tadına bakalım. Orcuyun tadına bakalım. Yani her yörenin kendine göre bir altyapısı vardır. Ama bizim Munzur'un ayrı bir şeyi vardır. Bu bizim armut kurumuz örneğin. Munzur dağlarında yine. Bu da yabani elmada elde ettiğimiz köylülerin topladığı elma kurusudur. Bu da bizim Pertek
dutumuz biliyorsunuz Pertek ve Çemişgezek'in meşhur dutlarıdır. Ayrıca bizim yöremizin antibiyotik yani hastalara şifa ovacık sarımsağı, tek diş sarımsak dünyada biliyorsun tek Munzur Dağları'nda vardır. Nasıl ki Munzur Dağları'nda 15 bin bitki türü dünyada bir ilk Munzur'da varsa bu sarımsak da Munzur Dağları'nda yetişiyor. Herkesin standımıza gelip bu kaliteyi görmesi gerekiyor, tanıması gerekiyor. Ayrıca ovacık kuru fasulyemiz biliyorsun etsiz pişer, meşhur. Biliyorsunuz yine ovacık mercan düzlerinden. Biraz daha boyutu sanırım evet, küçük oluyor. Küçüktür. Yani tabii ki Tunceli yakın bir yer. Ovacık sezonu olarak yeni çıkmıştır. Herkesi ovacık yöresel ürünlerini Munzur bal ve süt ürünlerine destek vermesini istiyoruz. Bu da bizim yine Munzur'da kultik dediğimiz çekirdek, şifa. Ne yani, çekirdeği bu kavun mu? Kavunun bir altyapısı böyle yabani yine kendiliğinden yetişiyor. Tabii bu da bir çerezdir yani. Çerez niyetine çerez aslında satılıyor. Evet çekirdeksizdir. Bu da bizim yöremizin nohutudur. Yine yerli nohut. Peki siz ürünü çiftçiden mi alıyorsunuz yoksa kendiniz mi? Belirli ürünler çifti, diğer Munzur, bal ve süt ürünleri, tulum peyniri, tereyağı o da kendi üretimimiz. Burada büyük bir yoğunluk var aynı zamanda. Ben şunu da merak ediyorum. Fiyatlarla ilgili biraz bilgi verir misin? Yine Pertek'te yetişen bir cevizdir. Yani yerli halkımızın ürettiği bir cevizdir. Emin olun çok güzel, bayağı da bir kuyruk vardır. Bugün indirimdedir. 130 bin liraya indirdik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Vatandaşların da yoğun bir ilgisi var. Ben olabildiğince vatandaşlara da bugün mikrofon uzatmak istiyorum aslında. Evet. Yine bir standımıza yaklaşalım. Merhabalar efendim. Bugün son günü ve sizi burada yer aldınız. Şimdi sizin sattığınız ürünlerle ilgili de biraz bilgi alalım. Benim sattığım ürünler, ben Ankaralıyım. Ankara'yı Thomas Yapracık köylüyüm. Ben çörek otu yağı yapıyorum. Çörek otunu da ekiyorum. Siz ekiyorsunuz. Biz ekiyoruz. Biz tarımcıyız. Şöyle gösterebilirim. Yani millete burada ben Çin malı, Suriye malı satmıyorum. Şifa deyince böyle olacak. Peki aynı zamanda başka ürünler de görüyorum. Satıyorum. Mesela diz ağrısı, bel ağrısı, romatizma, kireçlenmeye ona da ayrıca ilacımız var şöyle. Elazığlılara verdim memnun. Hatta dedim ki memnun olmazsanız geri getirin dedim. Çılgın karışım. Bunu Adıyaman'da yapıyoruz. Horlama, migren, sünüzüt için başka bir mamülümüz var. Kızım o değil. Evet. Şu. Parmağına sıkıyoruz. Burnuna çek diyoruz. Şu açıyı versene bize. Bir zahmet. Evet. Şöyle parmağınıza burnunuza çekin bir. Sizler için değerli izleyenler. Evet bu biraz daha açmak için mi? Ne, rahat. Için ne, sünüzüt grip. Niye sünüzüt grip oluyor? Bu buraya beyne öksijen verir. Bu da kalbe verir. Öksijen gitmezse başın ağrır. Öksijen gitmezse horlarsın. İki. Nizip'teki sabunları getirdim. 100 lira. Ne sabunu bunlar? Ne için? Bilinç sabunu. Bayanlara diyorum ki siz sabunu kullanmayı bilmiyorsunuz. Önce yıkayacağız, sonra durulayacağız, süreceğiz, krem gibi biraz duracak 5-10 dakika. Sabun böyle kullanılır. Ama kurutmuyor mu öyle? Hayır, kurutmaz. Kostik olursa kurutur, vatandaş bunu bilmiyor tabii ki. Siz mi yapıyorsunuz yine sabun? Nezip'te özel bir yerde yaptırıyorum. Geliyorum. Hemen yine diğer ürünleri de göstermeye devam ediyorum. Şu ülkelere yolluyor. Siz... Yazdığı yazıyı yanlış yazamaz. Nizip, Gaziantep Nizip. Sertifikalı sabun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki yoğunluğu nasıl buldunuz? Bugün son gün fuarı bir değerlendirir misiniz bize? Elazığlıları çok sevdik. Çok da yoğunluk. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldim. Hoş geldiniz efendim. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler devam edelim. Burada tabii ki hem hastalıklara şifa amacıyla hazırlanan sabunlar, yine yağları gördük. Aynı zamanda...
doğal olarak yetişen ürünleri buraya standlara getirdiler. Bu standı da biraz önce gezmiştik. Hemen yine aynı zamanda hem badem şekeri hem de tahinin yapıldığı bir yerdeyiz. Helvalar burada yine. Biraz vatandaşlarla da röportaj yapalım isterseniz. Merhabalar efendim, canlı yayındayız. Siz de fuarı geziyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani gerçekten güzel şeyler. Böyle hani sosyal etkinlikler olsun, bu tarz kültürel şeyler olsun. Yani halkın daha güzel şeyleri tanımasını, tatmasına yardımcı oluyor. Siz ilk defa mı geldiniz? Yok, daha öncesinde, pandemiden önce böyle fuarlar, etkinlikler daha çok oluyordu. Tabii pandemi ve sonrasında deprem felaketinden sonra yeni yeni oturuyor tekrardan böyle. Peki alışveriş yaptınız mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki evin eksikliklerine göre bir şeyler alıyoruz kendimize. Buradan doğal ürünleri. Aynen. Hem daha uygun fiyatlı oluyor, hem daha doğal olduğuna inandığımız. Hem de bugün son gün olması dolayısıyla sanırım indirimli yani de biraz, onu bilmiyorum ama son gün olması biraz sanki kısa sürdü gibi geldi bize tabii. Daha mı uzun olmalı? Daha uzun olsaydı daha iyiydi. Peki burada teşekkür ederiz. Tadım yapan yine vatandaşları da burada görüyoruz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Bugün son gün, siz de standı geziyorsunuz. Çok güzel bir organizasyon. Belediyeye teşekkür ederim. Karabalık da var. Sizin özellikle ilginizi çeken hangi alan oldu? Valla ilgimizi bu gıda maddelerini çeki de biraz bağlı buralar ya. Bağlı biraz. Biraz o zaman pazarlık yapın. Biz size kolaylıklar dileyelim. Görüşmek dileğiyle efendim. Şimdi burada yine macun satan da bir standımız var. Ben size de bir mikrofon uzatmak istiyorum. Çocukların en çok ilgisini çeken standlardan biri de muhtemelen siz oldunuz. Hemen çocuklara da mikrofon uzatalım. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. İlk defa mı yiyorsunuz? Dün de yemiştim de kardeşim ilk defa yiyor. Bunu da yemedim. Bir tadına bak bakalım, beğenecek misin? Biz o arada size soralım. Standa geldiniz efendim. Nereden geldiniz? Biz Ankara'dan geldik. Böyle fuarlara katılıyor musunuz? Aynen, emekliyiz. İşte aynı zamanda ek iş olarak bunu yapıyoruz. Çocukları mutlu ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Siz mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum, evet. Nasıl yapıyorsunuz? Bir yandan yapın isterseniz, bir yandan sizi dinleyelim. Bu pancar şekeriyle, meyve özleri ve bir takım şifalı bitkilerle kaynatarak yapıyoruz. Aynı zamanda sağlıklı o zaman, değil mi? Tabii. Aynen. Çocukların ilgisi nasıl? İyi, iyi, gayet iyi. Biraz da nostalji oluyor aslında, çok görmüyoruz. Aynen, bu işi yapan da pek kalmadı artık. Sizler de yapıyorsunuz, vatandaşları, çocukları sevindiriyorsunuz. Peki bir fuarı değerlendirin dersek neler söylersiniz? Ya ilgi çok güzel, iyi kalabalık yani. Talep var ama işte diğer tarım ürünleri satışı nasıl onu bilemiyorum. Bizim yöresel ürünler iyi şu anda. Peki arka tarafta da kurutmalıklar var. Aslında ben oraya da biraz izninizle gidip sormak istiyorum ama sanırım şuradan geçmem gerekecek. Bu arada yoğunluğu da görüyorsunuz değerli izleyenler. Oldukça yoğun bugün, hem son gün olması sebebiyle hem de artık vatandaşların hafta sonu tatil günleri olması sebebiyle burada değerlendirmiş oldular tatillerini ve alışveriş yapma imkanı da buldular. 5 gün boyunca buraya geldiler vatandaşlar, hem bir araya geldiler. Burada firmaları tanıdılar. Firmalar kendi aralarında istişarelerde bulundular. Ve yine bir başka standımızdayız. Burada da kurutulmuş meyveleri görüyoruz. Aynı zamanda yine çerezleri görüyoruz. Bir bakalım kiminle röportaj yapabiliriz. Efendim kolay gelsin. Şimdi burada neler yapıyorsunuz? Öncelikle nereden geldiniz onu öğrenin. Ben aslında burada öğrenciyim, çalışanım yani. Öğrenciyim işte, geldik. Normal bir şekilde İzmir'den geldi bu stat. Bunları satıyoruz, kuru yemişimiz, çerezimiz bu şekilde. Nasıl geçti fuar peki, ilgi nasıldı? İlgi çok güzeldi, çok iyi bir şekilde ilerledi. Çok güzel satışlar yaptık, güzeldi yani. Peki burada neler satıyorsunuz, biraz bilgi verir misiniz? Kuru yemiş, meyve kuruları bu şekilde, çerez böyle, meyve kuruları. Peki bu meyveler nasıl kurutuluyor, nasıl bu ürün bu hale geliyor? Yani ben tam olarak bilmiyorum, çalışanım ya aslında. Fiyatlarla ilgili o zaman sizden biraz bilgi alalım. Aslında üzerinde de yazıyor, yaban mersini yarım kilosu 200 TL. Yine burada dağ çileği var. Aynı şekilde kurutulmuşu satılıyor. Yarım kilosu 200 TL. Aynı zamanda tadım da yapılıyor sanırım. Hangisine daha çok ilgi var? Bir de dağ kirazının kurutulmuşu var. Aslında bütün hepsine ilgi çok fazla. Dağ kirazıyla yaban mersinine ilgi daha fazla. Yani yeniliyoruz her gün, daha fazla ekliyoruz üstüne bu şekilde. Çok faydalı doğal ürünlerdir hepsi. Hemen
Buradan faydalarına da bakmak istiyorum. Dağ kirazının kurutulmuşu var. Yarım kilosu 200 TL ve cilt sağlığını koruyormuş, kan yapıyormuş, kanı tazeliyor, güneş zararları ışınlarından koruyormuş. Dağ asitlerini, yağ asitlerini de dengeliyor, damar sertliğine de iyi geliyor. Daha birçok faydası var. Burada sağlığa faydalı yine hem kavrulmamış hem kavrulmuş şekilde satımı yapılan ürünler var. Merhabalar. Siz burada bilgi verebilir misiniz peki bize? Hemen ben sizin yanınıza geleyim isterseniz. Orada daha rahat bir şekilde iletişime geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Merhaba. Kabak çekirdeğimiz var. Sütle kavrulmuş. Nevşehir'den geldi. Nasıl kavrulmuş? Sütle kavrulmuş. Burada da kavrulmamış çekirdeğimiz var. En çok satılan tabii ki çek olmazsa olmaz. Evet, tuzlu. Bu da tuzsuz olanımız. Mardin'den yeni geldi bugün leblebimiz. Peki bu sütle kavrulmuş dediğinizin farkı ne oluyor? Neden sütle kavruluyor? O zaman faydası ne oluyor? İlgi var mı diye sorsam. Daha çok var sütle kavrulmuşa. Aslında kavrulmamışta vitamin daha çok diyorlar. Bunun en çok alınması gerekiyor diye düşünüyoruz ama en çok kavrulmuştan alıyorlar sütle. Farklı bir tat diye bakıyorlar. Peki 5 günü bir değerlendirir misiniz? Sizin için nasıl geçti? İlgi nasıldı? İlgi çoktu. En çok da ayçiçeği çekirdeğinde. Sanırım dağ kirazına ilgi var. Evet, çok fazla vardı ondan. İlk defa görüyordu çoğunlukla. Herkes alıyordu. Hem sağlığa faydalı olması hem de burada çok görülen bir tür olmadığından kaynaklı sanırım. Evet, Antalya'dan geldi. En çok o satıldı, evet. Siz ne, Antalya'dan mı geldiniz, İzmir'den? Biz burada öğrenciyiz, çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ve diğer standlara doğru da ilerlemek istiyorum. Şimdi burada birçok çay türünü de görüyoruz değerli izleyenler. Kameraman arkadaşımız Abdurrahim Orhan'dan da rica edelim burada göstersin. Nane limon çayını bu şekilde de satılıyormuş. Aynı zamanda elma çayı var burada. Sanırım şekerle de birlikte satılıyor. Sultan çayı var. Salep var. Sıcak çikolata var. Kuş üzümü var. Dereotu var. Aslında birçok çeşit var burada. Hemen bir yetkili görebilirsem ondan da biraz bilgi almak istiyorum. Hemen şöyle geçmek istiyorum. Bir bakalım. Aynı zamanda burada baharatları da görüyoruz. Kurutmalıkları da görüyoruz. Kış aylarında olmazsa olmaz yiyeceklerimizden biri. Aklınıza gelen bütün kurutmalıklar burada var diyebiliriz. Hemen bir bakalım, merhabalar. Kim ilgileniyor acaba bu standla? Ama çok yoğunlar tabii ki. Şu an mikrofon uzatamıyoruz kendilerine. Ben hemen gördüklerimi sizlere aktarmak istiyorum. 100 gramı 300 TL'ymiş. Yıldız Anason, yine kakule var. O da 100 gramı 300 TL'den, 350 TL'den satılıyor. Safran var. 100 gramı yine 500 TL. Yasemin yine 100 gramı 400 TL'den bu şekilde kurutmalıklar satılıyor. Sizlere de göstermiş olalım. Yine aynı zamanda kış aylarından sonra mevsim geçişlerine de geldikçe hastalıklar çoğalıyor. Kış çayı, stres çayı da burada mevcut. Değerli izleyenler, pek çok alanda hizmet veren yerleri görüyoruz. Şimdi tabii yöresel ürünler dedik. Burada peyniri, zeytini gösterdik, tereyağını gösterdik. Biraz sizden de bilgi alalım isterseniz. Hemen ben şu bir mikrofon uzatmak istiyorum. Sonra size dönmek istiyorum. Senin için fuar nasıl geçti? Güzel abla, çok güzel. Sen ilk defa mı geldin fuara? Yok, ben kitap fuarlarında geçmiştim. Çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. Gerçekten çok güzel bir fuar. Sen de gelip gördün. Bütün fuarları sanırım geziyorsun. Evet. Ve burada daha çok mu fuar olsun istiyorsun? Evet. Sen sanırım seviyorsun. Evet. Neler söyleyeceksin? Neler yaptın burada? Neler ilgini çekti mesela? Mesela buradaki o arkadaki arabalar mesela çok ilgimi çekti. Teknolojik aletler çok ilgimi çekti mesela. Bir de yan tarafta sanırım böyle çok tatlı hayvanlar var. Evet. Mesela siz mi ilk geldiniz? Yok, hayır, ben ilk gelmedim ama devam edelim isterseniz. Çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi size dönelim. Efendim nereden geldiğinizi soralım öncelikle. Trabzon Beşikdüzü'nden geldik. Elazığ'a ilk kez mi geldiniz? Ben ilk kez geldim. Abimler daha önce geldi. Fuara ilk kez geldik. Belediye başkanı davet etti bizi. Biz de ürünlerimizi tanıtmak için buraya geldik. Elazığ halkına tanıtmak için. Nasıl geçti 5 gün sizin için peki? Çok güzel. Şu an iyi. Elazığ halkına teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun.
ürünlerimizi sırayla hepsine tanıttık. Ekmeğimizden, kuymağımızdan, yağımıza kadar her şeyi denediler. Allah razı olsun. Çok güzeldi. Çok iyi ağırlandık, karşılandık. Allah razı olsun. Şimdi bugün son gün. Vatandaşlar da gelmek isteyebilir ve saat 8'e kadar da kapılar açık olacak. Siz de satışlara devam edeceksiniz. O yüzden isterseniz biraz neler sattığınızla ilgili de bilgi alabilirsek. Trabzon ürünümüz tulum peynir. Ondan sonra Erzurum'dan gelen eski kaşar, küflenmiş peynirimiz var. Antep yöresine ait var. Bizim meşhur tereyağlarımız vardır. Tuzlu, tuzsuz. Sonra burada Trabzon'un en meşhuru kuymaklık peynirimiz vardır. Rahat. Kuymak bu peynirle yapılır. Bununla yapılır. Rahat 61 metreye kadar uzayabilir. Trabzon'un özeldir. Bize göre özeldir. Ondan sonra Trabzon Beşiktaş ürünlerindir. İskenderoğlu onlardan gelirler. Kalitelidir. Halkımız çoğunlukla bizim halk hariç Elazığ halkı çoğunlukla buna yüklendi. Herkes diyor Trabzon kuymağı nerede yapılır? Biz Trabzon'a kuymak derek Rizeliler muhlama der mesela. Ama tavsiye ederim mesela kuymaklık şeyler. Çok güzeldir. Ürünlerimiz eski kaşarımız vardır mesela. Gravyerimiz vardır. Ondan sonra keçi peynirinden şey vardır. Şey ne ya? Peynirler var, evet. Peynir vardır, özür dilerim. Peynir vardır. Çeşit çeşit ürünler vardır. Ondan sonra yağımızı tavsiye ederim. Çoğunlukla tuzsuz yağ istiyorlar ama biz Trabzonlular her zaman tuzlu yağ seviyoruz. Yani yemeklere falan tuz koyduğumuz için biz tuza biraz karşıyız. Ama tuzlu ürünler çok güzeldir mesela. Ondan sonra... Siz tuzlu seviyorsunuz, evet. Şimdi bu peynirle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Bu da sanırım çok Elazığ'da bulunmayan bir peynir türü. Bu Kars kaşarıdır. Eski kaşar peynirler. Ondan sonra bunu dur abi daha heyecanlandırma beni. Bunları dolaba açacaksın. Sadece bezle üstünü saracaksın, dolaba açacaksın. Başka bir şey yapmayacaksınız. Çünkü bez isterseniz nemini alıyor bunun. Hani yumuşamasını engelliyor. Ondan sonra yağımızı söylersem yağ inek yağıdır. Tuzlu, tuzsuzdur. Her çeşidimiz vardır. Sistah ürünü. Ondan sonra erik beli, tonlu ürünler, her çeşit yağımız vardı kalite olarak. Peki ilgi nasıldı 5 gün boyunca? Siz bir değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? Şöyle, yalan olmasın. İlk gün biraz kötü geçti. Şöyle insanları tanımıyor. Hani, ürünleri tanımıyor ama ikinci gün çok iyi geçti. Şu ana kadar iyiydi, Allah razı olsun. Elazığ halkına teşekkür ederim. Formayı gören zaten geldi çoğunlukla. Ya, bizim memleketlilerle de karşıladık. Trabzonlu olsun, ondan sonra... Atçabatlı olsun. Onlar da burada denk geldim. Ama Elazığ halkı çok iyiydi. Allah razı olsun. Özellikle başkanımıza teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladığı için. Çok iyi ağırlandık. Allah razı olsun. Bir gün biz de onları bekleriz Trabzon'a. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim şimdi devam edelim isterseniz. Az da bir zamanımız kaldı. Bu arada tadım yapan vatandaşlara da bir mikrofon uzatmak istiyorum. Merhabalar efendim. Canlı yayındayız. Sizler de buraya geldiniz. Standları geziyorsunuz. Gözlemlerinizi alabilir miyiz? Yani daha yeni geldim. Ben bilmiyorum. Takip edemedik fiyatları falan. Peki burada bu tür fuarların düzenlenmesini nasıl buluyorsunuz? Devamı gelmeli mi? Gelmeli güzel bir şey ya. İnsanlar en azından bilgi sahibi oluyor, bir şeyler görüyor, yenilikler görüyor. Peki teşekkür ederiz. Size iyi gezmeler diyelim. Tabii ki fuarı gezen vatandaşlar hem tadım yapıyorlar hem de aynı zamanda birçok aslında ürünü hem burada görmüş oluyorlar hem de ürünleri satın alıyorlar. Kış boyunca tüketecekleri ürünleri öğrenmiş oluyorlar. Hemen şurada bir mikrofon uzatmak istiyorum. Burada da hem cevizli kömeler deniliyor sanırım bizim... Orcik dediğimizde orada biraz daha farklı dile getiriliyor. Peki Gümüşhane'de yapılıyor aynı zamanda orcikler sanırım. Buradan da biraz bilgi almak istiyorum. Acaba Elazığ'dan farklı nasıl yapılıyor? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Gümüşhane'den geldik. Tabii buranın da ürünü var. Bizim Gümüşhane'nin de ürünü var. Bölge bölge tabii bunlar değişiyor. Her bölgenin meyve tadı var. Bu tarım fuarımızı düzenleyen, yapan buradan yetkililere şunu sesleniyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Tarım fuarımız güzel geçti. Buradan Elazığ halkına sevgilerimi, saygılarımızı sunuyoruz.
Çok misafirperverler, çok iyiler. Bize çok iyi davrandılar. Buradan onlara çok sevgiler ve teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim biraz sattığınız ürünlerle ilgili bilgi almak istiyoruz. Öncelikle şunu merak ettim. Bu nedir? Bu keçi boynuzundan yapılıyor. İçinde fındık ezmesi var. Bu aynı zamanda tut. İçinde fındık ezmesi var. Üzerinde fındık var. Aynı şekilde işte şeyi değişik, ebadı değişik. İçinde yine fındık var. Sarma şeyi değişik. Bu da keçi aynı bir şekilde keçi boynuzundan yapılmış. İçinde fındık ezmesi var. Üzerinde fındık var. O zaman çok da sağlıklı aynı zamanda değil mi? Aynen. Bunda sağlıklı, doğal. Zaten şuradan şunu sesleniyorum. Ayın 17'sinde valinin yanında fuarımız başlıyor. 10 günde oradayız. Bütün buradan Elazığ halkını oraya da davet ediyorum. Orada da bekliyoruz. Oradayız yani. Ayrıyeten burada fındık ezmemiz var. Gürosu'nun fındık ezmesi var. Bademimiz var. Gümüşhane'nin ayrıyetten şurada kızılcık var. Bunların hepsi doğal. Siz mi yapıyorsunuz? Yok, bunu kendimiz yapıyoruz. Bazılarını da yaptırıyoruz. Yani en güzellerini getiriyoruz ve en güzelini yaptırıyoruz. Müşteri bir kere bakıp alıyor ama biz 10 defa onu inceliyoruz. Çünkü kötü satarsın bir kere satarsın. O yüzden en iyisini veriyoruz ki insanlar hem erken tüketiyor, tekrar bir daha alıyor. Kötü bir ürünü kimse bir daha tekrar almaz. O yüzden kalite. Kaliteden ödün vermiyoruz yani işin açıkçası. Peki Elazığ'da hangi ürüne daha çok ilgi vardı burada sattıklarınız için? Gürosu'nun fındığına, bir de şu badem ezmesine var. Az çok da kuşburnu kızılcağı var. Kuşburnu dediğimiz şu değil evet, mi? Evet. Şu oluyor. Tadına bakmak ister misin? Devam edeyim mi? Olur, bir vatandaşlar için de tadına bakmış olayım. Evet, çok güzel ve yoğun. Fındık ezmemizin %100 fındıktır. Şekersizdir ama yandaki de az şekerlisidir. Tercihlerini sunuyoruz müşteriye. Aynı fındıktır. Birine az bir şey şeker attık, birine atmadık. Ama müşteri buna bal koyabilir. Balla da muhteşem oluyor. Peki fiyatlarla ilgili biraz bilgi verir misin? Fiyatlarımız mesela diğer yerlerden azından biraz daha uygun vermeye çalışıyoruz ama tabii günümüzde her şey pahalı olduğu için insanlara karşı elimizden gelen ne yapmaya çalışabiliyorsak onu yapmaya çalışıyoruz. Ve de kaliteli vermeye çalışıyoruz. Yani ucuz olsun da herkes alsın değil mi? Yapmıyoruz yani. Çünkü ucuz ürünü, kalitesi düşük ürünü insanlar tüketmek istemiyor. Şimdi bu zamanda bir asgari ücretle geçinen bir insan ne diyor? Yani ben diyor bakıyor kilosu 600 lira. Ya benim canım çekti diyor. Ya 500 lira harcayacağım diyor. Şimdi siz kalkıp o insana kötü bir ürün verirseniz onu yemeyecek, atacak. Bir de yazık değil mi onun verdiği 500 liraya? Ama insanlara güzel bir ürün verirsen ya 500 verdik ama hiç yoktan değdi diyor, unutuyor. Yani o yönden de bir mutluluk bizim için güzel oluyor. Yani kaliteli vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda doğal ürün bulmak da çok zor. Siz de buraya kadar geldiniz ve şeker bile atılmamış mesela. Yani niye atmıyoruz mesela bunu? Bazen bunu biz kendimiz bal karıştırıyoruz. Müşteri ister istemez şüpheleniyor. Ya sen hangi balı kullandın, ne kullandın, şunu mu kullandın? Çok onun sohbeti olduğu için kaldırdık bal koymayı. Müşteri kendi koysun balını, içi rahat etsin. Sadece fındığı, gürosu fındığını çekip sunuyoruz. Onlar ister katar ister katmaz. Müşteri memnuniyeti sizin için en öncelikli olan şeylerden biri. Tabii ki. Şimdi bunu sana güzel bir ürün verdiğim gibi, daha önce dediğim gibi hem erken tüketiyorsun, tekrar alıyorsun. Ama kötü bir ürün verirsem sana bu sefer ne yapıyorsun? Tüketmiyorsun, atıyorsun, daha da benden almıyorsun. O zaman kaybeden benim aslında. Ama ben size kaliteli, güzel verirsem hem daha fazla tüketiliyor, bu sefer ben daha çok satış yapmış oluyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Biz de süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben bu arada şöyle genel bir ortamı hem size göstermiş olayım hem de genel bir size özet geçmiş olayım. 9-13 Ekim tarihleri arasında tarım fuarı düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar Kongre Merkezi'nde vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Hem tarım alanında, aslında tarım dediğimizde, hayvancılık dediğimizde aklımıza ne gelirse bu fuarda bulmak mümkün. Fuarın girişinde hem engelli bireyler için, özel bireyler için daha çok çocukların aslında katılım gösterdiği bir atla terapi, hemen bir kısa turların atıldığı çocuklar için özel bir alan oluşturulmuş durumda.
Yine içeri girdiğimizde iki alandan oluşan bir fuar. Daha çok bizim gezdiğimiz alan yöresel ürünlerin olduğu fuar alanı. İlerleyen bölümlerde karşı alanı da sizlere göstermiş, tanıtmış olacağız. Daha sonra iki bölümde hem yöresel ürünler tanıtılıyor hem de tarım alanında ilaçlama dediğimiz, onun dışında gübre ya da ekipman, yeni çıkan aletler, aklınıza gelebilecek her türlü alet, edevat ya da yöresel ürünler burada bulmak mümkün değerli izleyenler. Son teknoloji ürünler burada vatandaşlara sunuluyor. Yine vatandaşlar geldi ve 5 gün boyunca burada pek çok alışveriş yaptı, yeni firmalar tanıdı, yeni ürünler tanıdı. Ve vatandaşlar burada tarım fuarında doya doya 5 gün geçirdiler. Firmalar da hem Elazığ'a geldi hem Elazığ'ı tanıdı. Ve dolu dolu bir 5 gün geçti diyebiliriz kıymetli izleyenler. İlerleyen bölümlerde biz sizlere hem fuar alanındaki atmosferi anlatmaya ve burayı tanıtmaya devam edeceğiz. Son günde karşınızdaydık. Bir ara verelim, ardından muhabir arkadaşımız Selda Gezer'le devam edeceğiz diyelim ve bölümü kapatalım. Değerli izleyenler, tekrar kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Şu an Elazığ 4. Tarım ve Gıda Fuarı'ndayız. Ceylan arkadaşımız size tanıttı. Burası iki bölümden oluşmakta. Bir kısmında daha çok yöresel ve gıda üzerine olan ürünler sergilenmekte. Biz şu an karşı taraftayız. Burada daha çok tarım teknolojileri ağırlıkta. Sizlere burayı gezdireceğiz, tanıtacağız. Şu an Arı Üreticileri Birliği'nin standındayız. Burayı size göstereceğiz. Burada da konuklarımız var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Şöyle geçelim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hocamız herhalde konuşacak. Ben şöyle sizden başlamak istiyorum. Efendim merhabalar. 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 Tarım fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz efendim? Evet, bugün tarım fuarını gezdik. Gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle bu standa da gelince değişik bir marka gördük, Balaziz. Tabii tarım fuarının amacı işte yeni markalar ortaya çıkarmak, var olan markaları geliştirmek, yeni ürünler piyasaya sürmek. Gerçekten çok güzel bir fuar olmuş, amacına ulaştığına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizden de görüşlerinizi alalım. Neler düşünüyorsunuz tarım fuarı hakkında? Çok güzel olmuş. Allah çiftçilerimize hayırlı bereketler nasip etsin. Ben de tabii çiftçiyim. Onun için de standı da beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlı işler nasip etsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Halif Bey merhabalar efendim. Teşekkür ederim. Sizden de görüşlerinizi alalım. Bugün 5. gün ve son gün. Nasıl geçti tarım fuarı? Bu 2 yıl aradan sonra bu yaptığımız 4. Elazığ Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı. Öncelikle emeği geçen, bu fuar çalışmalarına yer alan, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Fuar gerçekten de iyi geçti. Beklentilerimizi karşıladı. Bu fuarın ilimize ciddi katkıları oldu, katma değeri oldu. İlin tanıtımında, ilin dışarıdan gelen misafirlerimiz oldu. O misafirleri ağırladık. Gerçekten de fuar bizim beklentimizi karşıladı diyebilirim. Bugün fuarın son günü. Katılım çok daha fazla, heyecanlı herkes. Katılan da katıldığından memnundur. Katılmayan belki firmalarımız oldu, yerel firmalarımız oldu. Onlar da önümüzdeki yıllar katılım sağlayacaklardır. Daha canlı olabilir. Eksiklerimiz olabilir. Bu eksiklerimizi de önümüzdeki yıllarda tamamlarız inşallah. Ben bu Elazığ'da düzenlenen bu tarım fuarının
önümüzdeki yıllarda bölgeye hitap edecek bir fuar olacağına inanıyorum. Ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli oluşturmaya çalıştık. Bu potansiyeli artırmaya çalıştık. Katılmayan firmalarımız oldu. Onlar da önümüzdeki yıllarda önümüzdeki yıl daha heyecanlı geçeceğini tahmin ediyorum. Olacak da öyle olur. Sizin vasıtanızla bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ciddi emekler sarf etti. İnsanlar, beklentisi olmayan insanlar bile gelip bu fuarda ciddi manada fuarın hareketli geçmesine veya katılım sağlamasına emekleri oldu. Fuarın ilimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben şöyle geçmek istiyorum. Değerli hocama da söz vermek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Sizi burada görmek çok güzel. Neler düşünüyorsunuz tarım fuarı hakkında? Öncelikle böyle bir fuarı düzenleyen başta belediye başkanımız Sayın Şerifoğulları olmak üzere ekibin hepsine çok teşekkür ediyoruz. İstiyoruz ki burada her hafta bir fuar olsun. Gördüğünüz gibi insanlar cıvıl cıvıl hafta sonunu burada değerlendiriyor. Tabii ilimizin tarım kenti olmasını dikkate aldığımızda görüyoruz ki daha fazla rağbet var gıda tarım fuarına. Bugün mesela arı yetiştiricileri birlik başkanımız Sayın Fırat Canbay Bey'i görüyorsunuz. Ürettiği ürünler daha düne kadar biz sadece şunu üretirken bakın düne kadar sadece şunu üretirken üreticilerimiz bilmesi gerekiyor ki bunları da üretebiliyor ve granül halde şunu da üretebiliyor. Hatta şunun şerbetini üretebiliyor. Ve gerçekten inandığım şu yazılanların faydasına da inanıyoruz. Bunlar hem fuarların güzel bir özelliği vardır. İnsanlar birbirleriyle irtibata geçerler. İletişim kurarlar. Ondan sonra işbirliği aşamasında, iştirak aşamasına. En önemlisi de şöyle gördüğünüz icatları yaparak toplumları inşa ve ihya etmeye çalışırlar. Bu fuarlar gerçekten özellikle sosyal yapıdan ekonomik yapıya kalkınmaya gidilen toplumlar için çok büyük önem arz ediyor. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Bir konuğumuz daha var. Efendim merhabalar. Sizler neler düşünüyorsunuz 4. Tarım Fuarı hakkında? Öncelikle şu an Elazığ ilinde düzenlenen 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Gerçekten bu modern fuar merkezinin Elazığ'da bir Anadolu kentinde olması ve modern koşullarda böyle bir fuarın yapılması çok değerli bizim için. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tabii ki Elazığ bilen bir kişi olarak 10 yıl Elazığ'a hizmet etmişim. Ve Elazığ 1. 2. 3. Tarım Fuarı'nda ekip ve paydaş arkadaşlarımızla birlikte çadır ortamlarında biz fuar yaptık. Dolayısıyla aslında bugün bu modern fuar merkezinin bir yerde çıktısı o yaptığımız fuarlardır. O yönüyle de ben teşekkür ediyorum. Tabii geldik burada 2 gündür hem standlarımızı ziyaret ediyoruz hem de buradaki ziyaretçilerle bir arada oturup tarımı, üretimi konuşuyoruz. Bu fuarların illere ve özellikle üretici ve çiftçilere çok ciddi katkıları var. Çünkü üreticilerimiz aklı gözündedir. Dokunarak bir şeyi görmek istiyor. Hele hele yeni teknolojilerin, tekniklerin bugün bu fuarda sergileniyor olması üreticilerimiz açısından çok değerli. O yönüyle 4 gün sürdü. Ben 2 gündür buradayım. Gerçekten dolu dolu geçiyor. Her kesimden insanlarımız gelip burada fuarı ziyaret ediyorlar ve fuarda kendileriyle ilgili mutlaka bir şeyler buluyorlar. Şimdi siz bir önceki mesela yapmış olduğumuz fuarda şu sistemi göremezdiniz. Çünkü insanlar fuar teknolojisine daha yeni yeni alışıyor. İşte burada bu fuarların yapılmasıyla birlikte firmalar da yeni üretmiş oldukları teknolojileri, yenilikleri burada üreticiyle, çiftçiyle buluşturuyorlar ve üreticilerimiz dokunuyor. Bakın Elazığ Türkiye'de en fazla bal üretimi yapan illerden birisi. Şu anda işte Elazığ ili Arı Üreticileri Birliğimizin standındayız. Yani baktığınız zaman hem albenisiyle hem ambalajlama ve paketlemesiyle ve ürün çeşitliliğiyle birçok ürünü tüketicinin hizmetine sunduğunu görebiliyoruz. İşte bu fuarlar bunu sağlıyor. Dolayısıyla
Umudumuz ve temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte Elazığ ilimizde bu modern fuar merkeziyle beraber daha da gelişerek, arttırarak bu fuarların devam etmesini ve özellikle bugün, dün benim burada bir de bir üreticilerimize yönelik bir istişare konferansım vardı. Ona yönelik bir çalışma yaptık ve katılım da güzeldi. Şunu söyledik, artık dünya tarım 4.0'a doğru gidiyor. Dolayısıyla yeni tekniklerin, yeni teknolojilerin ve buluşların sanayide ve endüstride olduğu gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinde tarımda kullanılan her türlü teknolojinin artık Türkiye'de ve özellikle içinde bulunduğumuz Anadolu kentlerinde, Elazığ'da da kullanılmasını biz arzuluyoruz. İşte bu fuarlar bunun öncülüğünü yapıyor. Ben tekraren emeği geçen bütün herkesi tebrik ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Siz işte burada bu güzel ürünleri, güzel çalışmaları kamuoyuyla buluşturuyorsunuz. İnşallah hem üreticilerimiz, hem çiftçilerimiz için, hem de ülke tarımı için güzel bir organizasyon olur. Ben de sizlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza devam ediyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizler neler düşünüyorsunuz 4. Tarım Fuarı ile ilgili olarak? Tabii bugün son günü tarım fuarımızın. 5 gün dolu dolu bir fuar geçti. Tabii şimdi birkaç gün ziyaret ettik. Burada hem ülkemizin doğusundan hem de batısından ciddi katılımcılar mevcut. Tabii bunlar şehrimiz için ciddi bir efor, ciddi bir kazanç. İnşallah her sektörde, sadece tarım sektörü değil de her sektörde bu fuarların daha kapsamlı bir şekilde olmasını temenni ediyoruz. Tabii bu fuarla alakalı emeği geçen herkesime, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin tanıtımıyla alakalı veya fuar merkezi olmakla alakalı ticari anlamda mükemmel bir ataktır. İnşallah bundan sonra da bunların tekrarı ve daha kapsamlı bir şekilde olmasını temenni ediyoruz. Tekrar emeği geçene çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olsunlar. Bir başka fuarda inşallah görüşmek dileğiyle. Biz teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Şöyle devam etmek istiyorum. Siz de buyurun lütfen. Merhabalar efendim. Siz neler düşünüyorsunuz? İyi, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Fuarımız çok güzel. Yani tanıtım olarak çok illa ki eksiklerimiz de var şehrimizde. Fakat inşallah bunu öteye de taşımak için elimizden gelecek kadar mücadele ettireceğiz. İnşallah yani turistik alanlarımız da var. Şehrimizin gelişmesini de istiyoruz. Sanayisinden tut. Yani yemek kültürü olsun. İnşallah elimizden geldiği kadar mücadelesini vereceğiz şehrimizden. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Murat Bey, sizi de böyle alalım. Nasıl geçiyor? Tarım fuarının son günündeyiz. Nasıl geçiyor efendim? Nasıl geçti? Geldiniz. 5 gün boyunca basının yoğun bilgisi vardı. Öncelikle onu söyleyelim. Gerçekten biz Elazığ basınına şükranlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Çünkü bu süreci çok iyi bir şekilde kamuoyuyla paylaştırdı ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirdi. 4. tarım fuarını gerçekleştiriyoruz. Bundan önce 3 tane gerçekleştirilmiş, bir süre ara verilmişti pandemidir, depremden dolayı bir ara vardı. Tabii bu toplumun bir sosyal yapısıydı ve alışkanlıklar bir süre sonra unutulmaya yüz tutmuştu. 4. tarım fuarıyla toplumun da burada sosyalleşmesi adına çok önemli bir platform gerçekleştirildi. Bugün 5. gün. 4 günü ve bugünü dahil ettiğimiz zaman gerçekten dolu dolu geçen. Hem ziyaretçi noktasında hem katılımcı noktasında memnuniyet veren bir platform oldu. 4. tarım fuarı bir de 5. tarım fuarının konusunu belirledi. Tabii neticede bir aradan sonra 5. tarım fuarı 4. tarım fuarı yapılınca eksikler ortaya çıktı. Bazı teknolojik yeniliklerden uzak kaldığımız ortaya çıktı. Bunlarla etkileşim söz konusu oldu. Tabii bu etkileşimler, bu eksiklerin tespiti 5. Tarım Fuarı'nda kendimizi check etme noktasında, kendimizi tekrar dizayn etme noktasında çok önem arz etmektedir. Tabii burada biz tarım fuarını ikiye ayırabiliriz. Yöresel ürün kısmı var. Bir de kamu kurum ve kuruluşlarla beraber üretici ve yetiştirici birliklerinin kendilerini ifade ettiği alanlar var. Kendilerini tanıttığı alanlar var. Bizler de Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği olarak burada standımızda yer aldık. Hedef kitlemiz olan hem tüketicilere hem yetiştiricilerimize hem faaliyetlerimizi anlatma şansını yakaladık. Hem de yapacağımız icraatları onlarla paylaştık ve onlardan da tavsiyeleri alma şansını bulduk. Tabii netice itibariyle her zaman dediğimiz gibi tarım fuarının en önemli kısmı etkileşimdi. Teknolojiyle buluşmaydı. Tarımın en önemli politikaların paylaşımıydı. O sebepten dolayı ben eksiğiyle, fazlalığıyla, her şeyle çok iyi olduğuna inanıyorum.
Efendim 2 yıl ara verildi. 3 yıl. 3 yıldan sonra 4.sü yapıldı. Sizce bu yıl amacına ulaştı mı bu tarım fuarı? Kesinlikle bir yerden başlamak bile bir amaca ulaşmış anlamına gelir. Tabii bir aradan sonra dediğimiz gibi rekabet ortamını belki kaybeden kurumlar vardı. Sektörün bazı paydaşları vardı. Bunların o rekabet ortamını yakalamak adına, yenilikleri yakalamak adına ve etkileşim oluşturma adına gerçekten önemli oldu. Ben amacına ulaştığına inanıyorum. Tabii 4. Tarım Fuarı'nda eksikler oldu mu? Muhtemelen içerisinde eksikler vardı. Bunlar kendi içerisinde tartışılabilecek eksikler veya tamamlanacak eksiklerdir. 4. Tarım Fuarı'nın ben kıymetli olduğuna inanıyorum. Diğerleri için de bir zemin oluşturacak. Ben burada da kısaca ürünlerinize değinmek istiyorum. Çeşit çeşit şeyler var. Bize biraz kısa bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği bir markanın 4. Tarım Fuarı'nda aynı zamanda lansmanını gerçekleştirdi. Tabii baktığımızda bölgemizde ticarete konu olan arıcılık sektörünün çok ciddi üretimi var. Geven balı üretimi var. Bizler 2022 yılında bunun tescilini gerçekleştirmiştik. Coğrafi işaret almıştı. Coğrafi işaret alan bu ürünün marketlerde, raflarda, alışveriş merkezlerinde yerini alabilmesi için markalaşması gerekiyordu. Buradan yola çıkarak Arı Yetiştiricileri Birliği adına bir marka çalışması yaptık ve markalaştırdık. Bal Aziz adına kadim bir şehre, kadim bir mesleğin adını orada markalaştırdık. Ve bundan sonraki süreçte belki 5'te 6'da kendini ispatlamış, rüştünü ispatlamış bir şekilde piyasada yer alacak. Tabii bunun yanı sıra baldan daha ziyade baktığımızda arıcılık sektörünün çok farklı üretim yelpazesi var. Polendir, propolistir, apilarnidir, arı ekmeğidir. Bizler burada da bunları tüketiciye, hedef kitleye tanıtma şansını da yakalamış olduk. Mesela bu dediğimiz arı ekmeği polenin balla ve arının oluşturmuş olduğu enzimle buluştuğu haldir. Tabii bunu toplumda veya tüketici kesiminde çok bilinmeyen, özellikle pandemi sürecinden sonra önemi ortaya çıkan ürünlerden bir tanesi. Bağışıklığı güçlendirme noktasında bilinen bir ürünümüz vardı. Polen üretimi, tabii bunu tüketicinin bildiği çiçek tozu. Tabii çiçek tozunun protein değeri çok yüksektir. Aynı zamanda tabii bunu bu şekilde de tüketilebilir. Bunu farklı çok sıcak ürünlerin içine katmamak şartıyla ılık süttür, yoğurttur vesaire gibi şeylerin içerisine katarak da tüketme şansınız söz konusudur. Tabii arı ekmeği dediğimiz işte peteğin içerisinde balla ve enzimlerle farklı bir fermente şekli. Arı ekmeğinin protein içeriğine baktığımız zaman polenden daha zengin bir protein içeriğine sahip. Tabii burada üretim yelpazesi genişledikçe belki bu sektördeki sürdürülebilirlik de artar. Sadece bala dayalı bir üretim değil de çok farklı yelpazeden oluşmuş bir üretim şekli oluşmuş olacak. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şöyle gezmeye devam edelim dilerseniz. Sizlere de kolay gelsin efendim. Evet, şöyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği'ne doğru. Çok pardon. Efendim merhabalar. Tarım fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bugün son günündeyiz. Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 35-40 civarında tarım fuarı açılıyor. Tabii bunun bazı büyükleri var. Örneğin GrowTech, Antalya, Adana Fuarı, Konya Fuarı, bunlar büyük fuarlar. Diğerleri birbirine yakın fuarlar. Elazığ için şunu söyleyebilirim. Yüksek enflasyon ortamında, bu güvenlikle ilgili kaygıların yükseldiği bir ortamda bu fuarı gerçekleştirmek bir başarı. Elazığlılar bu şartlarda iyi bir iş yapmış. Fuar merkezi çok güzel bir mekan olmuş. Tebrik ediyorum. Konferanslarıyla, girişiyle, çıkışıyla, şehrin içinde olmasıyla vatandaşın erişiminin kolay olduğu bir fuar olmuş. Çeşitlilikle ilgili olarak bence yeter miktarda çeşitlilik var ama yüksek teknoloji henüz çok değinmemiş. Bu da biraz zaman gerektiriyor. Ben Elazığlıları tebrik ediyorum. Devam etmeliler. Elazığ
hem bitkisel üretimdeki çeşitliliği hem coğrafyadaki çeşitliliği sunabilir. Çok sayıda daha fazla misafir ağırlayabilir. İnsanların bu yoğunlukta yeni teknolojileri görmesi de çok keyif verici. Ben Ankara'dan gelen birisi olarak ziyadesiyle memnun kaldım. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet efendim. Az önce dediğimiz gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği'ne doğru gidiyoruz efendim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Burada böyle farklı farklı hayvanlar görüyoruz. Efendim sizin standa amacınız nedir burada? Amacımız Elazığ merkezli bir derneğimiz var. Önceki derneğimizden biraz tanıtayım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Derneği 23 il 2 bölge kapsıyor. Merkezimiz Elazığ. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bu tarz organizasyonların geliştirmek, yaygınlaştırmak ve halkımız tarafından almış olduğumuz ilgiden sebep daha büyük organizasyonlara ön hazırlık olarak şu an biz buradayız. Görmüş olduğunuz gibi çok ciddi manada bir talep var, ilgi var, alaka var. Fuarın merkezi gibi bir konumdayız şu an. Çocuklar, aileler ciddi ilgi duyuyor. Çünkü hiç daha önce görmemiş oldukları ırklar burada var. Çok farklı türler görüyorum. Süs tavukları, bahçe hayvanları, nadide özel ırklarımız mevcut. Sadece kanatlı üzerine değil, tavşan, hindi, ördek, bıldırcın, güvercin, keklik gibi çeşitliliğimiz mevcut burada. Hem dernek üyelerimiz tarafından üretmiş olduğumuz özel hayvanların tanıtımı hem de Elazığ'da bunun zemini oluşturup Kanatlı'da çok daha iyi bir yerlere gelebilmesi için bir hazırlık yaptık burada. Çok da güzel bir ilgi gördük. Hem belediye başkanımız çok güzel ilgi gösterdiler bize. Şahin Şerifoğulları hem de fuar merkezi müdürleri, pars fuarcılık ilgi alakaları çok iyiydi. Başından beri yanımızda oldular, destek oldular. Bu şekilde memnunuz. Bize biraz bilgi verir misiniz bu türlere dair? Şöyle gezelim isterseniz. Burada görmüş olduğunuz hünkâr güvercinleri. Buradakiler de Avrupa'nın farklı eyaletlerinden, farklı bölgelerinden bıldırcın türleri. Bunlar Bob White, Meksikan, Snowflake, Kaliforniya. Aynen. Northam. Gamble. Şöyle arkaya da geçebilir miyiz? Burada görmüş olduklarımız yeşilbaş yabani ördeklerimiz. Amerikan muskov ördek. Daha önce çok rastlanmayan bir tür. Şöyle gösterebilirim. Tavus kuşu yetişkin olarak getirecektik ama alanımız küçük olduğu için yavrularını getirmek buraya zorunda kaldık. Sığmayacaktır muhtemelen. Evet. Tavus kuşu yavrularımız. Şurada beç tavuğu görüyorum. Nedir dağ tavuğu? Menşeili. Evet. Daha çok kene savar olarak biliniyor. Yani doğal ortamdaki kene mücadelesi için kullanılıyor. Aynı zamanda sürü içinde herhangi bir tehlikede sesleri doğrultusunda az önce çıkarmış olduğu seslerden doğal alarm veriyor. Yani sürüyü muhafaza ediyor bir nevi. Evet gerçekten çok farklı bir sesleri var. Şunları görmek istiyorum. Hindilerimiz mevcut. Şurada şöyle göstereyim. İsmi Rahibe Fizan. Tepesini sadece beyaz olmasından alıyor bu ismi. Koleksiyoncuların özellikle bu camiada hobicilerin olmazsa olmazı beslemiş oldukları ırklardan birisi. Evet. Peki, en çok hangi türler rağbet görüyor? En çok süslü olan ırklar çok tabii ki rağbet görüyor. Burada görmüş olduğunuz işte Kıvırcık Sultan. Bu arada bizim Osmanlı saraylarında sultanların, padişahların bahçesinde özellikle kendilerini beslemiş olduğu bir. Bu
Buradakiler hepsi farklı renk varyantları, çeşitleri burada. Yeşil yumurtlayan tavuklarımız var. Onlar da çok ilgi görüyor. Normal yumurta beyaz kahverengi olur. Onların yumurtası yeşil oluyor. Şöyle gösterelim. Sakallı bir tavuk ırkı hem yapısı gereği ilgi görüyor hem de yumurtasından sebep çok ilgi gören bir tür. Efendim peki 5 günlük fuar sürecini değerlendirecek olursak sizin için nasıl geçti? Bizim için oldukça verimli geçti. Gerçekten biz umduğumuzdan fazla bir ilgi gördük. Biz Elazığ'da bu potansiyeli yakalayacağımızı düşünmüyorduk. Açıkça görüşmek gerekirse. Nereden gelmiştiniz? Biz Elazığlıyız. Aslen merkezimiz de Elazığ, ben de Elazığlıyım. Daha önce birçok kişi bu ırkları görmediği için herhalde duyuldu, bilindi. Ve muazzam bir ilgi görüldü. Biz burada 5 kişilik bir ekip olaraktan yetişemedik yani. Çağıran çağırana işte bu nasıl bir ırk, özelliklerini tanıtıyoruz, standartlarını tanıtıyoruz. Nasıl üretilir, nasıl beslenebilir, ne koşulda bahçede üretimle teşvik edebiliriz. Bunların sanırım çocuklardan da çok yoğun ilgi oluyor gördüğüm kadarıyla. Görmüş olduğunuz gibi şu an çocuklar özellikle hayvan sevgisini aşılamak adına tavşanlarımızı ve civcivlerimizi sevdiriyoruz gördükçe. Muazzam bir ilgi var. Teşekkür ediyoruz. Şöyle devam etmek istiyorum. Çocuklardan özellikle çok fazla ilgi var. Merhabalar. En çok hangisini sevdin? Bunu. Almak istiyor musun? Yok. Evet, özellikle çocuklar çok fazla ilgi gösteriyorlar. Şimdi karşıda da ilginç bir stand daha görüyorum. Balık ürünleri var ve farklı balık türleri şöyle kavanozlarda sergilenmiş. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor fuar sizin için? Fuar bugün son günündeyiz. İyi geçiyor, evet. Genelde katılımcılar balık sergimizi beğeniyorlar, ilgi gösteriyorlar. Enstitümüzde Elazığ Suyunlar Araştırma Enstitüsü 150 adet tür var. Biz bunları sergiliyoruz. Buraya fuar için bunlardan bazı Akdeniz'de yakalanmış olan balıkları getirdik. Çok ilginç ve ilgi çeken balıklar var burada. Mesela şu aslan balığı. Şunun sırt yüzgecinde bir dikeni var. Onun dışında kalan kısımları dikkatli temizlenip yenebiliyor, tüketilebiliyor. Ve şurada balon balığı var. Bu balon balığı tehlike anında kendini şişiriyor. Ve olduğundan büyük göstererek avcılarından kurtuluyor. Bu balon balığı zehirli bir tür olduğu için Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılara bunun geri alımı konusunda destek uyguluyor ve geri topluyor. Çıplak elle dokunulmuyor. Dokunulmaması gerekiyor bunlara. Şuna da dokunulmaması lazım. Özellikle balon balığının tüketilmemesi gerekiyor. Bunlar istilacı türler, Hint Okyanusu kökenli türler. Şurada mesela yassı balıklarımız var. Bunun hikayeleri var. Bunları anlatıyorum gelen dinleyicilere. Efendim biz de dinlemek isteriz. Şimdi bunlar yassı balıklar diye geçer. Pisi balığı, kalkan balığı, dil balığı. Şunlar da gördüğünüz gibi gözler vücudun tek bir tarafında. Aslında bunlar yumurtadan ilk çıktıklarında larva veya yavru süreçlerinde bilateral balıklardır. Şu şekilde yüzerler ve gözler diğer balıklardaki gibi vücudun birer tarafında. Belli bir süre sonra sağ göz yavaş yavaş sol gözün tarafına göç etmeye başlıyor. 70-90 gün kadar sürüyor bu göç ve balıklar için ızdıraplı bir metamorfoz dönemidir bu. Bu göç tamamlandıktan sonra artık şöyle yüzen balık yatayda şöyle yüzmeye başlıyor. Çok ilginç bir yaşam döngüleri var. Evet. Muhafaza ettiğiniz sıvı nedir? Özel bir sıvı. Formaldehit ve içerisinde bazı kimyasallar var. Balıktaki mikrobiyal bozulmaları oldukça yavaşlatıyor ve uzun süre bozulmadan durabiliyor şeylerin içerisinde. Efendim sizin için 5 günlük süreç nasıl geçti? Genel bir değerlendirme alırsak ilgi nasıldı? Evet, halkımızın ilgisi büyük. Genelde uğrayan standımız önünde bilgi almak için duruyorlar. Biz de bilgi vermeye çalışıyoruz. Balıkları tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımıza bu konuda yardımcı oluyoruz. Genel manada ilgi iyi ama genel fuarı değerlendirecek olursak bir miktar daha iyi hazırlanmalılar fuara katılan organizasyonlar, kurum ve kuruluşlar. Bence her geçen yıl kalitesini artırabiliriz fuarın. Gördüğünüz eksiklikler nelerdi mesela? Ya statların bir kısmı boş, daha ilgi çekici hale getirilebilir. Daha görsellerle süslenebilir standlar. Yani bu konuda biraz daha bence özen gösterilebilir. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür size de ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet efendim, devam ediyoruz şimdi standlarımızı gezmeye.
Burada bir tarım standı var. Efendim merhabalar. Kolay gelsin. Nasıl geçiyor tarım günleri? Bugün son günündeyiz. Genel bir değerlendirme alırsak nasıl geçti sizin için? Yani üretici az geldi. Beklentiye gibi değil. Çünkü bir de yaban da yanlış. Ekim ayında şu an çiftçiler hepsi tarlada. Şu an gübre atımıyla uğraşıyorlar. Onun dolayı daha güzel bir tarih seçirse daha güzel olur. Yani şu an genelde vatandaş yani. Şu an genelde fuara katılanlar genelde vatandaş ağırlık. Yani çiftçi daha az. Ya da şöyle yapabilirdi. Çiftçilerle ilgili organizasyonu yapabilirdi. Mesela diğer tarım fuarlarında mesela traktör yarışması düzenleniyor. Yine büyükbaş hayvan, en güzel büyükbaş hayvan seçiliyor. O tür organizasyon yapılırsa en azından çiftçi daha da buraya çekebilirler yani. Sizin standlarınızda neler var? Biraz bilgi alabilir miyiz? Biz Toluklar Tarım olarak yem, gübre, inşaat, toptan ve perakende satışı yapıyoruz. Yani bu şekilde yani çiftçiye yönelik satışımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin efendim. Devam etmek istiyoruz. Elazığ Su Ürünleri Üreticileri Birliği standındayız. Efendim merhabalar. Hoş bulduk efendim. Sizin için nasıl geçti 5 günlük tarım fuarı süreci? İyi geçti. Birliğimizi tanıttık bu sürece. İyi geçti yani, bizim için olumlu geçti. İlgi nasıldı efendim? İlgi iyiydi. İyiydi yani, balıkçılıkla ilgili yeni şey yapmak isteyenler, hani yatırım yapmak isteyenler oldu. Onun için gelip danıştılar, bilgi aldılar bizden. İyi geçti bizce. Sizce organizasyon yeterli miydi? Gördüğünüz eksiklikler oldu mu? Yo, bence iyiydi. İyiydi yani, biz tam anlamıyla şey yaptık yani, tanıtımımızı yaptık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle ilerliyorum. Elazığ Belediyesi'nin öncülüğünde düzenleniyor 4. Tarım Fuarı ve bugün son günü, 5. günü. Katılmak isteyenler 6'ya kadar katılabilirler. Aslında standlar saat 8'e kadar da açık olacak. Efendim merhabalar. Kolay gelsin. Efendim nasıl geçiyor stand? Nasıl fuar, nasıl geçti? 5 günlük bir değerlendirme alacak olursak sizden. Tabii ki doğruyu söylemek gerekirse fuarımız beklediğimiz gibi olmadı. Çiftçilerimiz ziyaretlere pek gelmediler. Şu an çiftçilerin kendileri işlerinden dolayı tarladılar, bahçediler. Evet, öğleden de aslında böyle tam ekim, çiftçiler için ekim dönemi değil mi? Evet. Tohum ekim zamanı, o yüzden mi acaba katılım olmadı? Muhtemelen o yüzden. Bir sıkıntılar oldu yani, o yüzden çiftçiler pek gelmedi. Biz Konya'dan geliyoruz, bu makineyi tanıtmak için çiftçiler için geldik. Ama nasip değilmiş, bugün gidiyoruz Konya'mıza. Evet. İlgi nasıldı diğer vatandaşlardan, en azından standınızı gezmeye gelenler olmuştu? Çok merakla, ilgiyle geldiler, baktılar, hepsine her yerini anlattık makinemizi. Tanıtımımızı yaptık. Bizde şurada bir makine var. Sormak istiyorum, nedir mesela? Tabii. Sizde hangi ürünler var? Bizim bu makinemiz Türkiye'de tektir. Bu tabiri caizse elektrikle çalışan sabit bir traktördür. Traktörün yaptığı bütün işleri yapar, elektrikle çalışır ve sabittir. Mazot harcamaz, elektrikle çalışır ve mazota göre onda bir elektrik tüketimi yakar. Yem makinesi değil mi? Yem karma çalıştırır, santraviç çalıştırır, pulluk falan çalıştırmaz. Ezme, kırma, buğday lezonu, santraviç, bu tür makineler çalıştırır. O bunun parçasıdır, şafttır. Büyüklü küçüklü olarak değişmektedir makinalarımız. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Seneye inşallah yeniden görürüz sizleri de. Kolay gelsin. Evet efendim, devam ediyoruz şöyle. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben burada Hakkari standı görüyorum. Efendim hoş geldiniz. Tarım fuarına katıldınız. 5 günlük bir süreçti. Bugün son günümüz. Nasıl geçti 5 gün? 5 gün güzel geçti. Cumartesi, pazar biraz daha yoğun geçiyor tabii ki. Memnunuz. Elazığ halkının ilgisinden memnunuz. Gayet güzel geçti. Bize de bayağı bir ilgileri oldu. Ürünümüzü çok beğendiler. Tabii biz dünyanın bir numaralı tayinini yapıyoruz. Hakiki Hakkari'nin tayinini. Büyük taş değirmenlerde üretiyoruz. Geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Elazığ halkı da sevdi. Damak tadına uydu.
Memnunuz bu konuda. Neler var standta? Şöyle biraz bilgi alabilir miyiz? Hakiki Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinden, dağlarından, yaylalarından karakovan balımız var. Tahinimiz var dediğim gibi. %100 yerli susamdan ürettiğimiz. Helvamız var. Ayrıca burada taş değirmende öğüttüğümüz sıcak çekim beyaz tahinimiz de var. Burada da onu da halkın hizmetine sunuyoruz. Sıcak çekim isteyenlere. Taş değirmenlerimiz var. Makinalarımız. Bu üretimleri de bize ait. İsteyen buradan buğday, arpa, un öğütebilir. İsteyen tahin öğütebilir. Bu tür makinalarımız da mevcut. Hangi ürünler en çok rağbet gördü sizde? Bizde en çok rağbet gören tabii ki birinci kaliteli olan tahinimiz. Yerli üstam tahini. Balımız 900 lira ablam. Karakovan balı. Efendim neler ilginizi çekti bu standta? Şu kamera televizyona girerim. Evet evet. Meyranın balı. Güzeldir ablam evet. Tadına bakacaksın mı sen? Verelim. Olsun sen almak zorunda değilsin ki. Peki fiyatlar hangi aralıkta değişiyor? Ablam balımız şimdi biz hani herkese düz bir fiyat sabit fiyat olsun diye balı 900 liradan satıyoruz. Tahinimiz de öyle sabit fiyatlar. 650 gram net tahinimiz 220 lira. Yani normalde Elazığ halkına özel bir indirim yaptık. Normalde tahinimiz 230 lira. 220 liradan ilk günden bugüne aynı fiyatta satıyoruz. Peki organizasyonu nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Eksiklikler oldu mu? Yani illaki vardır. İllaki birkaç eksiklik olmuştur. Tabii bu daha yeni kaçıncı oldu? Dördüncü oldu. Bunun daha beşincisi var, altıncısı var. İnşallah biz de hep beşincide hem altıncıda da burada oluruz. Gitgide daha iyi olacak inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Evet efendim, devam ediyoruz yayınımıza. Dördüncü tarım fuarı 3 yıllık aranın sonunda, 3 yıllık aradan sonra yeniden yapıldı. Elazığ Belediyesi'nin öncülüğünde burada da çay fabrikasından açılan bir stand var. Merhabalar efendim. Hoş bulduk efendim. Tarım fuarı nasıl geçiyor? Nereden geldiniz bu arada? Rize'den geldik. Rize'den geldik. Fuarımız güzel, kalabalık, bir ilgi var. Yani memnunuz ilgiden. Nasıl geçti? 5 günü değerlendirecek olursak ilgi nasıldı? İlk tabii bir yabancı karşıladılar. Markamızı tam tanımıyorlardı. Şu an ilgi güzel. Tanıyıp da gelenler de oldu. Demleyip gelenler oldu. Hepsi hoşnut. İlgi var. Memnunuz dediğimiz gibi. Bugün de son günümüz. Yoğunluk var. Güzel. Hangi ürünler var? Sadece çay mı? Şöyle bizim kolonyalarımız var. Oda kokumuz var. Hepsi çaydandır. Kozmetik ürünlerimiz, sabunumuz, ilk hasat çayımız. Yani olabildiğince çayın her türlüsünü değerlendirmeye çalıştık. Efendim en güzel çay nasıl demlenir peki? Sizi görmüşken soralım. Herkesin kendi stili vardır tabii de. Şimdi suyun da çok önemi var tabii. En güzel çay çayı suyun üstüne atmaktır aslında. Bazısı suyu çayın üstüne atar direkt. Kaynayan suyun üstüne tabii ölçeğinizi kendinize göre ayarlarsınız ama çayın üstüne direkt suyumuzu ayarlayıp kendimize göre bir ayar yapmak lazım. Biraz karıştım kusura bakmayın. Fiyatlarınız hangi aralıkta değişiyor? Kozmetik ve çay ürünleri. Evet, şöyle en kaliteli çayımız, şu an yarımlıklarımız var sadece elimizde. En kaliteli çayımız 200 liradan başlar, ilk hasat Mayıs çayımız. 120 lira, 110 lira şeklinde devam eder. Kalite kalite düşer. Kolonyalarımız 150 liradan başlar. Peki kolonya, beyaz çay. Evet. Çok ilginç, şöyle göstermek istiyorum. Beyaz çay kolonyasını ilk defa gördüm bu arada ben. Nedir bunun özelliği? Şöyle beyaz çaydan, beyaz çayın nasıl diyeyim? Tabii buna arkadaşım daha iyi cevap verirdi ama ben biraz... Sorabiliriz. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Şöyle geçelim. Devam etmek istiyorum. Kolay gelsin efendim. Biz sizin bu beyaz çay değil mi? Evet. Beyaz çay kolonyanızı merak ettik. Özelliği nedir? Beyaz çay kolonyası en önemli özelliği doğal olması, katkı maddesi bulunmaması. Normal kolonyalar gibidir. Kalıcılığı çok uzun süre değildir, uçar gider kolonyalar gibi. Onun dışında bir özelliğimiz yok. Beyaz çay özlü olmasıdır. Zaten beyaz çay çok kıymetlidir şu anda, bilirsiniz siz de. Onun dışında bir özelliğimiz yok beyaz çay kolonyasıyla alakalı. Efendim sizden de bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti 5 günlük tarım fuarı? Çok güzel geçti. Pars fuar. Umut Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettiği için.
Birazcık ön yargılarımız vardı. Fakat çok kalabalıktı, güzeldi. Seneye de katılmaya çalışacağız inşallah. Herkesi de bekleriz. Seneye de bekleriz. Şimdi bugün son günümüz zaten. Şimdiden ayağınıza sağlık dilerim. Evet efendim, devam ediyoruz. Tarım fuarının yavaş yavaş son saatlerine geliyoruz. Standlar saat 8'e kadar açık olacak. Ama 6'da da fuar sona ermiş olacak. Şöyle burada da tarım araçları görüyorum. Kısa da onlara bir göz atmak istiyorum. Şöyle ilerliyoruz. Efendim merhabalar. Nasıl geçiyor efendim tarım fuarı? Bugün son günümüz. Yani daha güzel geçti. Fuarımız güzel geçti ve güzel geçiyor. Yani Elazığ'da bir tarım fuarı uzun bir süredir yok biliyorsunuz. Pandemi, deprem. Biz hepsine katıldık. Yani öncekilerine de katıldık. Buna da katıldık. Elazığ'da tarım ciddi bir sektör. Bu sektörün ciddiyetini ortaya koymak gerekiyor. Ve bu tarımı yapan insanlara teknolojik gelişmeleri, vizyonları, fikirleri, teknik tarımı da anlatmak gerekiyor. Hem bunu anlatırken hem de ticaret yapmak adına, tanışmak, tanıtmak adına fuarlar çok da önemli. Fuarları önemsiyorum. Elazığ Tarım Fuarı da gerçekten yerinde, zamanında ve şekliyle doğru bir fuar oldu. Elazığ Master Tarım olarak da biz katılım yaptık ve çok memnunum. İnsanlar da bir eksiği varsa mutlaka gelip ulaşıyor. Aa, sende bu da mı vardı diyor. Siz de mi buradaydınız diyor. Ben falan yerden geldim, tanımıyorum, şimdi tanışalım diyorlar. Dolayısıyla tarım fuarı ve diğer fuarlar da öyle ama biz tarım fuarında özellikle Elazığ'da biliyorsunuz ciddi bir üzüm, şeker pancarı, meyvecilik ve en önemlisi sebze üretim var. Seracılık oluşuyor. Bizde de o gelişen teknolojik imkanları bu üretici arkadaşlarımıza, üreticilerimize sunmaya çalışıyoruz. İlgi nasıldı genel olarak? Efendim? İlgi nasıldı? Daha iyi olabilirdi ama kötü değildi. Ama bence iyi yani. Bunu devam ettirmek lazım. İnsanlar bilmeli ki her yıl bir tarım fuarı olacak ve ona hazırlıklı olalım. Mutlaka kaçırmayalım, gidelim diyecek. İlgi umduğum kadar değildi ama kötü de değildi kesinlikle. İyiydi, fena değildi. Yani bugün pazar olmasına rağmen bakın hareket yine var. Bugün de son günümüz. 5 gündür de buradayız. Nihayetinde sonuçtan memnunuz ilgiyle alakalı olarak. Burada birçok ürün görüyoruz. Teknoloji tarımda bayağı yer buldu. Sizce teknolojinin tarım alanında gelişimi tarıma nasıl bir fayda sağladı? Yani dekara verim artırır. Örneğin bir 10 yıl önce üzüm dekara işte 1 ton alınırken, 1,5 ton alınırken bugün 5 ton alınıyor. Dolayısıyla nanoteknolojik gübrelemeler, sulama sistemleri, ilaçlama teknikleri, toprağı işleme metotları ve bunları işleyen alet edevatın gelişmesi kesinlikle hem üreticinin bir dekar alan üretimini artırdı hem de dekardan alınan ürün miktarını artırdı ve ürün kalitesini. Dikkat ederseniz üzümleri görüyorsunuz. Evet. Üzüm sarkımlarımızın her biri 3 kilo, 4 kilo. Bunlar Elazığ'da üretildi. Bunlar sofralık üzüm. Sofralık üzüm böyle 4 kilo 5 kilo olabilmesi için mutlaka bir çocuk gibi ve teknik tarımla tanışarak ve teknik mutlaka doğru gübrelerle beslenerek gelir bu döneme. İşte teknik tarım iyi bir zirai bilgi, çiftçinin emeği, alın teri, gelişen teknolojiye uyum gösteren makine grupları nihayetinde dekara 5 tona üzüm almak çok iyi bir rakam. Dediğiniz gibi zirai bilgi sadece araç gereçle de olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Çünkü yani bir nanoteknolojik bir gübreleme metodu uygulamazsanız o meyveyi istediğiniz ebata, tada, şekle dönüştüremezsiniz. Buradaki kural şu, teknik tarımdaki hedefimiz şu, kaliteli meyve ve dekara çok alabilmek, çok miktar alabilmek. Yıl sonunda hesaplıyor, topluyor. Gelen giden, malum biliyorsunuz Türkiye'de bir ciddi bir enflasyon yaşanıyor ve bu yılın tarım girdileri %42 arttı. Dolayısıyla bu %42 artan tarım giderlerine rağmen çok iyi başarılı, çok iyi üretmeliyiz bilincindeler. Çiftçimizin sadece enflasyon düşsün diye üretilen ürünlerin fiyatlarıyla oynamamak gerekiyordu. Biraz onunla
Onlar etkilendi. Ama bizim en önemli şey, çiftçiler adına da konuşuyorum zaman zaman, tarım fuarından da burada bütün ülkemizi yöneten değerli bürokratlara, değerli siyasetçilere mutlaka üreticinin fiyatlarıyla sadece değil, raf fiyatlarına da dikkat etmenizi rica ediyorum diyorum. Çünkü raf fiyatları hiç değişmiyor, hep yüksekte. Ama üretici fiyatları biraz düştü, girdilere, artan girdilere rağmen. Bilhassa üreticimiz, üreten çiftçi, kazanan çiftçi mutlu olur. Mutlu olan çiftçi üretir. Çiftçilerimizi mutlu tutmak gerekir. Unutmamak gerekir. O çiftçi, o köylü bu milletin efendisidir. Onlar üretmezse, bizler onların üretmesini artıramazsak, o üretim teknolojisini onlara sunamasak üretemezler. Hepimiz koordineliyiz. Onlar kazanacak, biz kazanacak, ülke kazanacak. Böyle devam edecek. Bu ülkenin çiftçileri, bu ülkenin üreticileri hep daim mutlu olsun dileğiyle. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aramızdan sonra fuarı gezmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Kanal 23 Kanal Fırat ekranlarından ortak canlı yayınla karşınızdayız. Fuarımızı gezmeye devam ediyoruz. Şu an yanımda çok değerli bir konuğum var, Hayrettin Bey. Hayrettin Bey, merhabalar. Merhaba. Neler düşünüyorsunuz tarım fuarı hakkında acaba? Tabii sanırım 3. yılı burada yapılıyor. Daha önce başka yerde yapılmıştı. Eski Yeni İller Bankası'nın arkasındaydı. İlgi sanırım bu sene biraz daha az gibi ama yer çok mükemmel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha önce çadırlarda yapılıyordu ki çok sıkıntılıydı. Böyle bir yer kazandıran belediyemize teşekkür ediyoruz başta. Sonrasında şu an Arıcılar Birliği'nin önündeyiz. Arıcılar Birliği Başkanımız Fırat Bey'in de arıcılık konusunda çok güzel çalışmaları var. Detaylı takip ettiğim için, eski bir meslektaşınız olarak takip ettiğim için bunu bilerek söylüyorum. Ben başarılar diliyorum herkese. Bu tür fuarların sık sık yapılması, peş peşe yapılması Elazığ için bir etkinlik. Bugün pazar olduğu için sanırım biraz daha kalabalık gibi gördüm. Fuarlar, geçmişte bizler de iş adamı sıfatıyla çok fuarlara katıldık. Fuarlar alışverişin buluştuğu yerdir. Alıcı ve satıcının buluştuğu yerdir. Toptancının ve perakendecinin. Tarımda çiftçilerin özellikle yan malzemesi çok fazla var burada. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada sizlere de Kanal 23 ve Kanal Fırat ekranda bizi izleyenlere saygılar sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet efendim. Fuarımızı gezmeye devam ediyoruz. Elazığ Belediyesi'nin öncülüğünde sektör üreticilerine ve çiftçilere katkı sunması amacıyla düzenlenen tarım fuarındayız. Bugün 5. günü ve son günü. Standlar saat 8'e kadar açık olacak ama tarım fuarı 6'da son bulacak, saat 18'de diyelim. Şöyle devam etmek istiyorum. Burada Elazığ Besi Organize Tarım Bölgesi var. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Canlı yayını alalım sizi, canlı yayındayız. Ben sizin yanınıza şöyle oturayım. Arkadaşınız sizi gösterdi. Efendim nasıl geçiyor, nasıl geçti 5 günlük süreç? Valla fuar alanı güzel, etkinliklerin devamlı olmasını isteriz. Yani daha farklı makinelerin gelmesi, halkın gelip burada görmesi lazım. Yani bilmiyorum ama çok sönük geçiyor gibi. Bana mı öyle geldi? Sizce neden? Ekonomi kriz değildir bence. İnsanlar yani böyle şeye hiçbir nasıl desem şey verememişler yani, reklamını yapamamışlar herhalde. Aslında tarım standlarını gezerken şuraya dikkat çekmek istiyorum. Tohum ekme, işte bağ bahçe zamanı falan dediler. Acaba çiftçilerimiz ondan yok, mı ilgi gösteremedi? Kapanmıştır. Yok, şu anda hiç yapacakları bir iş kalmadı. Bir ceviz zamanı şu anda. Bademler zaten sirkelendi. Yani bilmiyorum ama dediğim gibi reklamını tam veremiyorlar. Halkı bilinçlendirmiyorlar. Yani fuar alanımız var. Bir de küçük burası. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Sizler standınızda gelen vatandaşlara... Burası OSB'ye ait. Evet.
Oysa benim bu yani arkadaşlar daha iyi biliyor onu. Bu arkadaşlar onlar anlatsa daha iyi. Teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle geçiyorum. Efendim merhabalar. 5 günlük tarım fuarını değerlendirecek olursak sizin için nasıl geçti? Bence çok güzel geçti. Yeni ekipmanlar, tarım için, bilinçli tarım için bence bilinçlendirmek için çok güzel şeyler. Yani çok güzel ekipmanlar gördüm. Vatandaşlarımız da bayağı bir ilgi gösterdiler. Bence çok güzeldi yani. 3 yıl aranın ardından tekrar yapıldı ve 4.sü yapıldı. Sizce amacına ulaştı mı bu yıl? Bence daha gelişmiş, daha güzel bir şekilde, daha büyük bir yerde yapılabilirdi ama yine de bence güzeldi yani. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet şöyle devam etmek istiyorum. Bugün de pazar günü. Pazar gününden dolayı ve son gün olmasından dolayı oldukça da yoğun, ilgi fazla. Şöyle ilerliyorum. Devam ediyoruz. Elazığ ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği standı var burada. Karşımızda da yine şöyle ilginç bir stand görüyorum. Buraya girmek istiyorum ben. Efendim merhabalar. Kiminle röportaj alabiliriz? Canlı yayındayız. Şöyle geçiyorum. Efendim merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. Tarım Fuarı'nın bugün son günündeyiz. Evet. 5 gün sürdü. Sizin için nasıl geçti? Bir değerlendirme alabilir miyiz? Bizim için çok güzel bir fuardı. Başarılı bir sonuçlar elde ettik. Satışlarımız da iyiydi. Müşterilerimiz ziyaretlerinden memnun kaldılar. Biz de onlardan memnun kaldık. Güzel bir etkinlik oldu. Memnunuz. Efendim burada neler sergileniyor standınızda? Ben şöyle bir tekne görüyorum. Evet, bizim standımızda en şey ürünümüz teknemiz. En göze batan, dikkat çeken ürünümüz teknemiz. Biz Honda Marine Motorların Elazığ bölge bayisiyiz. Ona istinaden böyle bir tekne dizayn ettik. Tanıtım amaçlı da fuarımıza getirdik. Bu da çok talep gördü, ilgi de gördü. Onu soracak. Evet, muhakkak ilgi görmüştür ama alıcı da buldu mu? Alıcısı da var. Şu an hazırda 3 kişi bekliyor. Bir şey içerisinde, pazarlık aşamasındayız şu anda. Fiyatı 535 bin TL. Hazır alıcısı var şu anda, evet. Başka ebatlarda da var mı? Yoksa elinizde sadece bu mu? Başka ebatlar da var ama şu an elimizde hazır olan, toplanmış vaziyette bunu getirebildik. Farklı ebatlar da var, evet. Nedir? Özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Alıcıları için de bilgi vermiş olalım. Tabii ki. 4.99 metredir teknemiz. Çünkü 5 metrenin üzerine çıktığı zaman vergiye tabi oluyor ve gerekli belgeler lazım. Ama 4.99 olduğu zaman kullanılabilir. Çok fazla vergisi ve belge istenmediği için bu şekilde tasarladık. 50 beygir bir Honda Marine motorumuz var üzerinde. Çok güçlü bir motordur o. Böyle. Güzelmiş. Başka neler sergileniyor standlarınızda? Başka işte çapa makinalarımız var aslında. Yoğunlukla işimiz bizim çapa üzerine, daha çok tarım aletleri üzerine. Çapa makinaları, işte çim biçme makinaları, motorlu testereler, hızarlar, el makasları elektrikli, ilaçlama makinası. En çok neler rağbet görüyor standa? En çok standa rağbet gören sattığımız ürün çapa makinası. Ve şu görmüş olduğunuz elektrikli bağ budama makasları. Evvelden biliyorsun makaslar vardı, insanlar zorlanıyordu. Ama şimdi elektrisi gayet güzel ve güçlü makineler bunlar. Yani normalde 2 saatte yapılan işi 10 dakikada yapıp çıkıyor. Bunlar çok talep gördü. Çok sattık bu ürünlerden bu fuarda. Teknolojinin tarımın gelişimine katkısı ne oldu sizce? Teknoloji her konuda hayatımıza girdiği için ekstra katkıları var. Tabii tarım da bu konuda çok büyük bir fayda sağladı teknolojinin gelişiminden. Ama tabii teknolojiyi doğru kullanmak da çok önemli. Hem tarım alanında hem özel hayatımızda çok önemli. Doğrusunu yapmak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki etkiledi. Tarım, çiftçi bu konuda çok rahatladı aslında. Daha az güç sarf ederek çok verim alma olayları. İyi oldu bence. Fiyatlarınız hangi aralıkta değişiyor? Çapa makineleri mesela. Fiyatlarımız mesela 14 bin liradan başlıyor. 300 bin liraya kadar gidiyor fiyat aralığımız. Yani 40 bin, 50 bin, 70 bin, 270 bin. Şurada çok güzel bir yine Honda'nın bayisi olduğu Honda'nın çim biçme makinesi var büyük araba şeklinde. Onun da fiyatı şu an kampanyalı 199 bin. Evet çiftçimize hizmet için buradayız. Sizce bu yıl tarım fuarı amacına ulaştı mı? Tarım fuarı aslında amacına tam anlamıyla ulaştı mı
demek biraz şey olur. Çünkü sezon sonu oldu bu fuar. Aslında bahar aylarında olsaydı tam sezona giriş zamanında daha çok talep görebilir diye düşünüyorum. Birçok üretici firma daha çok biraz zamanlamanın yanlış olduğunu söylüyor. Da sorun oldu. Geç kalmış fuar oldu. Sezon başında olsaydı daha iyi sonuçlar elde ederdik. Neden peki? Çünkü tarım artık çiftçi mahsulünü topladı, kaldırdı. İşi bitti artık, yani bir şey de kalmadı, bir heves de kalmadı. Şu makinem alayım da hani seneye ne olacağını da bilemediği için. Ama sezon başı olsaydı o, ama şuna ihtiyacımız var, şunu da almamız lazım, aman fuara gidip de şu eksiğimizi giderelim derdi. Şimdi biraz da işi seneye bıraktılar. Bu sene zaten mahsul toplandı, cevizleri toplandı insanların. Durum bu. Mesela ceviz soyma makinelerimiz var bizim. Onlara çok rağbet gördü. Ama tabii onda sezonu bittiği için biraz daha talep azaldı. Ama sezon başı olsaydı daha çok ilgi odağı olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür, kolay gelsin diliyoruz. Evet efendim, Kanal 23 Kanal Fırat ekranlarındaki ortak canlı yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle ilerliyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor fuar? Aslında artık son günündeyiz. Saatler kaldı bitmesine. Nasıl geçti? Yani çok güzel geçti. Biz çok memnun kaldık. Halkımızın ilgiyle alakasından ötürü. Çok teşekkür ederiz herkese. En çok neler rağbet gördü burada? Yani rağbet gören çapa makinelerimiz, çim biçme traktörlerimiz rağbet gördü. Böyle gördüğünüz gibi çocuklar da eğlendi. Yani bizim için de eğlenceli bir fuar zamanı geçti. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Biz teşekkür ederiz. Evet, görüldüğü üzere çocuklar da nasipleniyor. Eğlenceli mi? Evet. Evet, gördüğünüz üzere çocuklar da oldukça eğleniyor. Şöyle ilerliyoruz efendim. Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin standındayız. Burada birçok ürün görüyoruz. Şöyle ilerliyorum. Efendim merhabalar. Kolay gelsin. Nasıl geçti 5 günlük fuar? Sizden alalım röportajı. Gayet memnun kaldık. Güzel çiftçilerimizle fikir alışverişlerini yaptık. Alışverişlerimizi görüştük. Güzeldi, güzel bir etkinlikti. Hoştu. Güzel anılarımız oldu. İyi. İlgi nasıldı efendim? Güzeldi. Katılım bu son gün daha fazla oldu gibime geliyor. İlk günler fazla değil de bu son gün biraz daha iyi oldu gibime geliyor. Yani şehir dışından birkaç kişiyle tanıştık. Malatya'dan, şuradan buradan gelenler de oldu. Yani memnun kaldık açıkçası. Sizin standlarınızda neler var? Standımız Pancar Kooperatif olarak Elazığ'da pancar üreticilerinin kurmuş olduğu bir kooperatif birliğiyiz. Panko Birlik bünyesinde. Bizim standımızda tarıma dair alet, makine, gübre, ekipman, bunlara yönelik tohum satışlarımız var. Biz tohum üretimi yapıyoruz. Doğu'da tek sertifikalı tohum üretimi yapıyoruz. Hububat üretimi. Bunun için markalarımız var. Ürettiğimiz şeyler var. Tabii bunları biz anlattık çiftçilerimize. Gayet de güzel oldu. Bürokrasi kesiminden geldiler. Gayet memnun kaldılar. Yani milletvekillerimiz falan. Yani doğuda tek üretim yapan bir kooperatif olduğumuz için tanıtım açısından açısından gayet iyi oldu kooperatif. Tam da tohum ekme zamanları. Tabii. Neler gidiyor? En çok hangi tohumları satıyorsunuz mesela? En çok arpa tohumlu, buğday tohumlu ekim zamanı olduğu için. Daha çok arpaya yönelik bir talep var. Onu gördük. Arpaya yönelik talep var. Ekim biçim zamanı da tam dediğiniz gibi denk geldi. İyi oldu. Çiftçilerimize memnun kaldı. Dediğim gibi doğuda Elazığ olarak tek üretim yapan bir firmayız. Pancar Ekicileri Kooperatif Birliği olarak Panko Birlik bünyesinde tek üretim yapan firmayız. Tabii bunu tanıttık bütün misafirlere. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizden de alalım. Buyurun. Sizden de bir değerlendirme alabilir miyiz tarım fuarına dair? Ben yeni geldim Elazığ'a. 4 ay oldu. Daha önce başka kooperatifindeydim. Doğu'da 4. Elazığ tarım fuarında bu ilgiye karşı çok memnun kaldım. Çiftçilerimiz tarafından olsun, gerekse yöneticilerimiz tarafından. Tabii ki Elazığ Belediye Başkanı'na da bu güzel organizasyonu bize sunduğu için, bu fırsatı bize verdiği için teşekkür ediyorum. Güzel oldu. İyi oldu. Tanıttık, tanıştık. Güzel geçti. Son gündeyiz. Hayırlı olsun tekrar Elazığ çiftçimize ve bize. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, şöyle devam ediyoruz.
Şöyle karşıda, evet, Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ETAK'ın standı var. Buraya girmek istiyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar, canlı yayındayız efendim. 4. Tarım Fuarı'nın son günündeyiz. 5 gün geçti. Bu da 5. günü ve son günü. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet, biz Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak fuardayız. Üreticiden son tüketiciye ürünleri buluşturma hedefiyle kurulan bir kooperatifiz. Henüz bir yıl doldurmamıza rağmen ama gayet güzel bir yol ilerledik. Tabii Elazığ'da bu tür organizasyonların artması gerekiyor. Çünkü fuarlar üreticilerle tüketicilerin buluşma noktasıdır. Hem perakende satışta hem toptan satışta buralar bir buluşma noktası. Yani bu fuar 5 yılda bir değil de 2 yılda bir, hatta her yıl olursa bu Elazığ esnafına, Elazığ üreticisine çok büyük katma değerler katabilecek bir organizasyon. Fuardan genel itibariyle memnuniyet derecemiz orta diyelim. Yani çok kötü değil, çok iyi değil. Ama genel itibariyle orta derecede bir memnuniyet düzeyimiz var. Dediğim gibi yani biraz daha güzel organizasyonlarla, daha güzel tanıtımlarla, çünkü fuarlar tanıtım yapılması gerekiyor. Yani 5 günlük bir serüven. Bu 5 günlük bir serüvenden önce aslında 3 ay, 4 ay boyunca reklam yapılması gerekiyor ki insanlar buraya bilsinler, insanlar buraya beklesinler. İl dışında tanıtımlar yapılması gerekiyor. İşte belki Malatya'ya, Diyarbakır'a, Tunceli'ye, Bingöl'e, buralara reklam çalışmaları yapılması gerekiyor. İşte billboardlara reklam çalışması yapılması gerekiyor. Veya yerel kanallarına, yerel televizyonlarına programlar yapılması gerekiyor. Çünkü bunu duyurması gerekiyor. Bunlardan biraz eksik olduğunu görüyoruz ama genel itibariyle güzel. Yani fuarlar olması bile olumlu bir adımdır il için, il ekonomisi için. Biz de bu şekilde fuarı değerlendirmeye çalıştık. Son günümüz. Birkaç bağlantıyla ayrılıyoruz. Çok şükür diyelim, iyi. Efendim ilgi nasıldı peki? Ya ilgi dediğim gibi ne kadar reklam o kadar ilgi. İlgi genel itibariyle Elazığ'da, Elazığ küçük şehir. Yani biz aynı ETAK olarak Antalya'da da fuardayız. Şu anda orada da devam ediyor. Tabii ki oranın ilgisini burada beklememiz mümkün değil. Çünkü aşağı Antalya'nın nüfusu, Antalya'nın hinterlandı çok farklı. Biz küçük bir şehiriz. Kalkınma yolunda olan bir şehiriz. İlgi, o da yüzdelik dilime vurduğumuz zaman ilgi %50, %60'larda kaldı. Bunda normal, çünkü 6 yılda olan bir organizasyon, 6 yılda bir, 5 yılda bir olan bir organizasyonun çok büyük sirkülasyon alması mümkün değil. Ama bu tarım fuarı her yıl veya 2 yılda bir olduğu zaman işte siz de takdir edersiniz ki evet, burada bir tarım fuarı olacak, burada bir gıda fuarı olacak, biz buraya katılalım. Belki işte dutumuzu, orciğimizi, leblebimizi buradan alalım diye bir hisse kapılma şeyleri daha çok olacak vatandaşlarımızın. Biz bunu bir milat kabul ediyoruz ve yetkililerden şunu talep ediyoruz. Bunun bir sürekliliği olsun, bunun bir devamlılığı olsun ki burada gerçekten şuraya yatırdığımız yatırımın karşılığını oradan alabilelim. Biz böyle görüyoruz yani bu olayı. Teşekkür ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum aslında. Sizin standınızda hangi ürünler yer aldı, neler vardı? Bizim standımızda biz Baskil merkezli kurulan bir kooperatifiz. Bizim standımızda ağırlık olarak kayısı. Baskil'in biliyorsunuz kayısı meşhur. Onun haricinde Ulukale dutu, ağın leblebisi, orcik ve lavanta ürünlerimiz mevcut. Elazığ'ın biliyorsunuz son zamanlarda trend ürünlerinden lavanta ürünleri mevcut. Biz bunların hepsini üreticiden temin edip üreticinin ürünlerini son tüketiciye buluşturma amacındayız. Şuradan zaten arkadaşımız çekiyor. Bunların paketlemesi, yıkanması, temizlenmesi, ayıklanması falan, bunları biz Baskil'de 2500 metrekarelik bir fabrikamız var. Bu fabrikada yapıyoruz. Orada daimi çalışan işçilerimiz var, yevmiye ile çalışan işçilerimiz var. Bu şekilde üreticiden tüketiciye bir köprü vasıtası görmek istiyoruz. Bu fuarın Elazığ'ın tanıtımında nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsunuz? Aslında nasıl olması gerektiği hakkında belki konuşmamız gerekir. Yani nasıl, onu vatandaşlara sormak lazım. Gerçekten tanıtım yapabildik mi? Fuarda aslında mesela bizim gibi kooperatiflerin amacı şudur. Biz fuara katılıyoruz. Bu tarafta da vatandaşlar, başka firmalar işte bizim kayısımızı, ağın leblebimizi satıyorlar. Biz burada kooperatif olarak üreticiden biz alıyoruz ya. Bu ürünü onlara tedarikçi olmak istiyoruz. Yani bizim burada sıcak satışta çok büyük beklentimiz yok. Yani biz burada işte 50 kilo, 100 kilo leblebi perakende satsak da çok önemli değil. Satmasak da çok önemli değil. Ama
burada kurulacak olan bir bağlantı ve bunun sürekliliğin sağlanması hem kooperatife hem üreticiye çok büyük katkılar sağlar. İşte bu noktada belki kalkınma ajanslarının, belki ticaret odasının biraz daha etkin rol alması gerekiyor. Özellikle kalkınma ajansları bu konuda. Çünkü onlar alıcıları biliyorlar, satıcıları biliyorlar, tedarikçileri biliyorlar, son tüketiciyi biliyorlar. Bu noktada belki bu B2B denilen görüşmeler var. Bunlardan ayarlanıp görüşmeler sağlansaydı veya işte sağlanması diyelim daha güzel olurdu. Bu konuda da o eksiklerden bahsettik. O konuda da bir eksik gördük. Ama biz tabii bu dediğim olayları da kendimiz, kendi gayretlerimizle yapmaya gayret gösterdik. Biz fuardan boş dönmüyoruz. Bizim fuar geçmişimiz çok fazla. Belki şu ana kadar 40-50 tane fuara katıldık. Fuarlarda nasıl durulması gerekiyor, kimlere dokunulması gerekiyor ve ürünlerin tanıtımı nasıl yapılması gerekiyor, bunları çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla biz boş dönmüyoruz ama ben buradan boş dönecek insanları biliyorum. Yani vardır, mutlaka vardır. İşte bunlara bir mihmandarlık gerekiyor. O mihmandarlığın yapılması gerekiyor. Genel itibariyle ETAK açısından, Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi açısından fuar olumlu. Genel anlamda bir tık altı diyelim. Evet, bu şekilde. Teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin diliyoruz. Evet efendim, yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle ilerliyorum. Evet, 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşti 4. Elazığ Tarım Fuarı. Elazığ ve il dışından birçok firma katıldı. Evet, merhabalar efendim. Merhabalar. Tarım fuarının son günündeyiz. Nasıl geçti sizin için? Evet, göçer inşaat olarak biz de buradayız. Çok güzel geçiyor. Tabii son saatlerindeyiz. Bugün son günü. Bugün de ciddi bir katılım var gerçekten. Özellikle çevre şehirlerden, Tunceli'den, Bingöl'den de ciddi katılım olduğunu görüyoruz. Hafta sonu olması hasebiyle. Birkaç saat sonra herhalde daha yoğun olur diye tahmin ediyorum. Gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Dördüncü tarım fuarı, tabii her ne kadar dördüncü olsa da birinci diyebiliriz. Çünkü öncekilerin fiziki şartları çok uygun değildi. Başka mekanlarda yapılmıştı. Ama artık Elazığ'ın kendi fuar ve kongre merkezi var. Bu güzel modern binada fuarı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Hanımefendilerden de ciddi bir katılım olduğunu görüyorum. Özellikle pandemiyle birlikte organik tarıma yönelim bir hayli arttı. Hanımefendiler hobi bahçeleri yapmaya başladı. Yani bahçe yapamayanlar balkonlarında da olsa kendi ürünlerini yetiştirmeye çalışıyor. O yüzden ailelerden de ciddi bir ilgi var. Ben tabii sizin aracılığınızla fuara katılamamış bütün hemşehrilerimi de fuarın son saatleri gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Sizlere de belki il dışında olup buraya katılamayan, memleket hasreti çeken hemşehrilerimiz var. Sizlerin aracılığıyla biz onlara da şu anda erişmiş oluyoruz. Onlar da bu fuarı gezmiş oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Aramızda Naci Sönmez hocamız var, devlet korosu şefi. Eğer uygun görürseniz onunla da bir röportaj yapmanızı isterim. Tabii formatı bilmiyorum ama canlı yayın galiba. Hocam eğer uygun görürseniz bir eser de seslendirebilir. Neden olmasın? Formatınıza uygunsa. Hocam buyurun. Uygun görürseniz birkaç kelime. Efendim merhabalar. Naci hocam merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Tarım fuarında görmek ne güzel sizi. Neler düşünüyorsunuz bu tarım fuarıyla alakalı? Önce onu bir soralım. Evet, teşekkür ederim hepinize. Valla Elazığ'ımızın yüz akı, kültür park, fuar alanı. Biz 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 70'li yıllarda musiki cemiyetinde hizmet ederken hep derdik ki Elazığ'ımızın bir fuar alanı olsun. Bütün büyüklerimize, devlet büyüklerimize, konserlerde, benzeri faaliyetlerde hep seslenirdik. Bugün kültür parkımızda maşallah çok güzel, üstelik müzik hep edebiyatımızda hem de kültürel faaliyetlerde yüz akımız olan Ahmet Tevfik Ozan ismi verilerek bir kültür parkta alanımız var. Önce bu parkı, bu alanı kazandıranlara teşekkür edelim. Dünyasını değişenlere rahmet niyaz edelim. Buradaki tarım fuarı valiliğimizin, belediyemizin galiba, ticaret odamızın, KOSGEB'in hepsinin işbirliğiyle hazırlanmış. Bütün emeği geçenlere,
Hepsine minnettarız, teşekkür ederiz. Elazığ'ımız için buradaki iş adamları, buradaki sivil ticaret kurumları veya çevre illerden gelen kurumlar için Elazığ'ımıza bir hareket kazandırıyor. İnsanlar dolaşıyor. Ben mutluyum, huzurluyum. Göçer İnşaat, Furkan Göçer'le biz Türk Sanat Müziği korumuz var. Belki televizyonlarda, programlarda beraberiz biliyorsunuz. Fastıbahar Türk Müziği Korosu. O koroda eşiyle birlikte yıllarca birlikte sanat yaptık ve halen devam ediyoruz. Fastıbahar Türk Müziği Korosu. Ben de biliyorsunuz emekli oldum ama sanatla emeklilik olmaz diyerek devam. Evet, ben sizlere teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz efendim. Çalışmalarınız nasıl gidiyor Fastıbahar Korosu'nun? Ben çarşamba günleri ve cumartesi günleri iki sınıfım var. 20'şer, 21, 22 kişilik. 40-45 kişiye udumla çalarak şarkı öğretiyorum. 18 yaş üstü, 80'e kadar var. Türk sanat müziğini seven her insanı o koroya davet ediyorum. Yani sesinin güzelliği, herhangi bir kriteri yok. Sadece sanat müziği sevdalası olmak yetiyor. Devam ediyorum. Tabii eğer uygunsa hocam sizden bir böyle bir bukle de olsa ekran başındakiler evet. Belki güzel sesinizden istifade etmiş olur. Evet. Eğer uygun görürseniz bir eser seslendirmenizi rica edeyim, olur mu? Peki efendim, peki efendim. İsterseniz mikrofonu ben size vereyim. Peki efendim. Semahat Özdensiz'in Hüzzam Makamı'nda şarkısı. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Mehtap sizi sandım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir de Fastıbahar Türk Müziği Koromuz'un koro şarkısı olan iki satırda Furkan'la beraber okuyalım. Bu da hatıra olsun. Evet, benim hocam 65 yılında 1965. Buradakiler hiçbiri hayatta yok değil mi? Daha doğmamışsınız. Ben İstanbul'dayım ve 17 yaşındayım. Neredeyim? Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Hocam Emin Ongan, kemani ve bize Sen Benim Gönlümde Açan Son Güldün isimli şarkıyı öğretti. Kendi bestesi. Biz şu anda koromuzun şarkısı olarak mirasçılarından izin aldık. Koromuzun şarkısı ilan ettik. Beraber okuyalım Furkan. Ben ses vereyim. Sen benim gönlümde açan son güldün. Sen benim gönlümde açan son güldün. Hasretindir yanan içimde şimdi. Hasretindir yanan içimde şimdi. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Bütün Elazığlılara, ekran başında bizleri dinleyen, fuara destek veren, gezen, bütün Elazığ halkına, bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Efendim, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sizinle de bir röportaj alalım. Merhabalar. Efendim merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz 4. Elazığ Tarım Fuarı hakkında? Yani daha önceden ilk ikisi çok güzel geçmişti. Biz de çalıştığım şirket adına katılmıştık. Ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle son 1-2 yıl olmadı ama bu sefer halk gerçekten istiyormuş ve bayağı kalabalık gördüm. İğne atacak yer adeta yok. Bayağı kalabalık, güzel ve bence verimli geçiyor diye düşünüyorum. Bu kendi gözlemlerim. Teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim Kanal Fırat, Kanal 23 yayınlarında kanalından devam ettiğimiz ortak canlı yayına devam ediyoruz. Şöyle biraz daha standı gezmek istiyorum. Burada da yine tarım teknolojileriyle ilgili çok da fazla cihaz var. Ben şöyle bir üreticimizin yanına da gitmek istiyorum. Efendim merhabalar. Cihazlarınızla ilgili bilgi alsak en azından buradaki. Öyle mi? Aynen.
Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sanırım yetkili biri yok burada. Evet, burası 4. Elazığ Tarım Fuarı iki kısımdan oluşuyor. Bir kısmında daha çok yöresel ürünler, diğer kısmında da daha çok tarım teknolojileri bölümü yer alıyor. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk efendim. Birebir yetkiliyle görüşürüz. Tabii, buyurun, merhabalar efendim. Merhaba. Nasıl geçti 5 günlük tarım fuarı sizin için? Yani halkın iştirakı çok güzel, olumlu yönde ilerliyor şu anda. Bugün 5. gün, vatandaşlarımız da hafta sonu değerlendirerek hem de son gün olduğu için buraya iyi durumda. Yani burada hem esnaflarımızın da şu anda yoğunluk içinde olduğunu görüyoruz. Biz de zaten ceviz, badem satışıyla, fidan satışıyla şey yapıyoruz, ilgileniyoruz. Sadece kuru yemiş olarak değil, aynı zamanda fidan satışı da mı yapıyorsunuz? Fidan sektöründeyiz. Bunları da kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Aynen. İnce kabuk cevizimiz var. Maraş 18 kuru cevizimiz var. İnce kabuk bademimiz var. Tazedir hepsi. Bu senenin mahsulü. Vatandaşlarımıza burada sunuyoruz. Değişiyor. Fiyat ne kadar değişiyor? Yani hangi aralıklar? Bir hafta önce toplanmış taze mahsul. Kampanyada yaptık zaten. Fiyatları da düşürdük son gün diye. Hem ince kabuk, içi de beyazdır. Taze olduğu için fiyatı uygun tutuyoruz. Kuru da içi dolgun, daha yağlı, daha bir iri olduğu için de fiyatı biraz daha pahalı oluyor. Bademimiz de İnce kabuk, ferrak nezle.